Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. The Quran or the Bible, which is Kur'an ya da İncil, hangisi Allah'ın sözü? Bu öğleden sonraki tartışmanın, sempozyumun, kollokviyumun konusu budur. Bu konu önerinizle ortaya çıkmıştır. Bu öğleden sonraki konuşmacılar ilgi çekici farklılıklar sunmaktadırlar. Sandaki şahıs bir Hristiyan Arap olan Doktor Alice Shoros. Doktor Shoros iyi eğitimli ve adının başındaki Doktor titrinde bunu belli eden meşhur bir teologtur. Doktor Shoros aynı zamanda dinin patriği anlamında da meşhurdur. Aslında dini bir kuruluşun da başkanıdır. Bununla birlikte Doktor Shoros'un takdimini başlangıçta Doktor Basil Jackson, Doktor Shoros'u sizlere daha iyi bir şekilde anlatacaktır. Bay Ahmet Didat, Hristiyan İncil'ini incelemiş olan bir Müslüman teknikçidir. Kendisi bana uzun bir tanıtmaya ihtiyacı olmadığını söylemişti. Buna rağmen ben bu öğleden sonraki bu oturumun başkanı olarak kendisi hakkında bir şeyler söylemem gerektiğine inanıyorum. Zira her iki konuşmacı arasında da denge sağlayacak bir şekilde konuşmam gerektiğine inanıyorum. Bay Ahmet Didat, Hamburg'da kendi kendine eğitim veren bir kurumda eğitim görmüş, bilhassa Güney Afrika'da orta eğitimin ilk düzeyinde birkaç sene bir eğitim almıştır. Bununla birlikte bayanlar baylar, bu oldukça düşük düzeyli eğitimi onun İslam kurslarının şampiyonu olmasını engellememiş ve o her zaman büyük hedeflere yönelmiştir. Ona şöyle bir baktığımız takdirde şu ana kadar birçok iş yapmıştır. Hayatının ilk devrelerinde satıcılık, mobilyacılık, kamyon şoförlüğü yapmıştır. Son günlerde de teoloji doktorları ve profesörleriyle birlikte bulunmaktadır. Uzak yerlerden gelmiş sayın izleyiciler, konuşmacıların yapacağı bugünkü tartışmalardan büyük zevk alacağınızdan eminim. Ve sizler bu tartışmada jüri olacaksınız. Benim adım Muhammed Selim Kıhan. Güney Afrikalı bir hukukçuyum. Bu öğleden sonraki tartışmaya başkanlık etmek benim için bir zevktir. Benim başkanlık görevim bu sempozyumun açış konuşmasını yapmak ve durumu aydınlatmaktır. Bu sempozyumda kısaca şöyle bir düzen takip edecektir. Her iki konuşmacı da birer köşede oturmaktadır. İlk konuşmacı 75 dakika süreyle konuşmasını yapacaktır. Bunu takiben diğer konuşmacı 15 dakika süreyle bu konuşmaya cevap verecektir. Bilahare ikinci konuşmacı 75 dakika süreyle konuşmasını yapacaktır. Bunu takiben diğer konuşmacı 15 dakika süreyle bu konuşmaya cevap verecektir. Sizler konuşmaların sayın izleyicileri. Konuşmacılara sorular yöneltme imkanına da sahip olacaksınız. Bu konuda izlenmesi gereken usul ise şudur. Sizler sorularınızı mümkün olduğu kadar okunaklı olarak kağıtlara yazacaksınız ve görevlilere vereceksiniz. Ben bu soruları sağımda ve solumda oturan konuşmacılara yöneltmek üzere bu soruları alacağım. Sorular gayet tabidir ki soruyu yöneltmek istediğiniz konuşmacının ismini ihtiva etmelidir. Bayanlar baylar, açık oturuma başlamadan önce sizlere tekrar konuşma sırasını söylemek istiyorum. İlk olarak Bay Ahmet Didat 75 dakika konuşacaktır. Bunu takiben bir sonraki konuşmacı 15 dakika konuşacaktır. Daha sonra Doktor Shoros 75 dakika süreyle konuşmasına devam edecektir. Bundan sonra diğer konuşmacı 15 dakika daha konuşup açık oturumumuz sona erecektir. Şimdi sizlere şu anda konuşmacıları masaya davet ediyorum. Sayın Doktor Shoros ve Sayın Ahmet Didat, masaya davet ediyorum.
iyi bir konuşma olmasını her iki taraf adına temenni ederim. Size selamet. Ben de size diliyorum. Kurayı Doktor Şorus kazanmış ve ilk konuşmayı Bay Dita'da bırakmıştır. İyi bir konuşma olmasını diliyorum. Oldu mu? Tabii. İşin? Şimdi konuşmaya Bay Didat başlayacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan ve beni dinleyen diğer saygıdeğer dinleyiciler. Ben Doktor Şoruş ve Allah arasında bir tek kelime bile söyleyemem. Zira Doktor Şoruş'un ana dilinde inmiş olan Kutsal Kur'an'da yazıldığı gibi kadir olan Allah mesajı ona ve annesi Bayan Şoruş'u anlayacağı dilde göndermiştir. Çünkü onlar bu dili anlamaktadırlar. Bunun için şu an Doktor Şoruş'un yapması gereken şey ki zaten İslami bir şekilde giyinmiş. Doktor Şoruş benim elimi tutmalı ve şehadet getirmelidir. Fakat mesajı anlamamış olan benim erkek ve kız kardeşlerim için bu Kur'an mesajını bir kere daha tekrar edeceğim. Sizin için bir kere daha tekrar ediyorum. Bunun meali ise şudur. Şayet bir şüpheniz var ise Allah'ın Hazreti Muhammed'e verdiği ayetler ve sureler hakkında bir şüpheniz var ise bu kitaptaki ayetler ve sureler gibi bir tek sure yazınız. وَدُعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ And bring forth your witnesses and helpers if there's anyone besides Allah to testify. Bütün şahitlerinizi ve yardımcılarınızı getiriniz ve onların yardımıyla yazınız. Bunu asla yapamazsınız. Hiçbir zaman. Asla ve asla yapamazsınız. Bu 1400 yıllık bir meydan okumadır. Bunu hiçbir zaman yapamazsınız. Hiçbir zaman. فَاتَّقُ النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Bunun için kendinizi ateşe hazırlayın. Tartışmanın konusuna gelince, bu konuyu Doktor Şoruş seçti. Bu konuyu tartışmamız için bizi buna kendisi zorladı. Kendisi bu konuyu Kur'an ya da İncil konusunu tartışmaya bizi zorladı ve biz de bunu kabul ettik. Her türlü tartışma, her türlü münazara izafidir. Şahitlerin kendilerini tanımlamaları bir kuraldır. Mahkeme, hukuki, cezai veya dini olsun, şahitler kendilerini tanımlarlar. Bu konuda da ilk şahit Kur'an'dır.
Kur'an mı, İncil mi Allah'ın sözü olduğu konusunda ilk şahit Kur'an'dır. Kur'an, Allah'ın sözüdür demektedir. Kur'an'ın kendisi için ne dediğine bir bakalım. Kitabın adı nedir? Bu konuda Kur'an ne demektedir? Kur'an'ın Rahman suresinde 55. ayette şöyle buyurmaktadır. O esirgiyen, bağışlayan Kur'an'ın sahibidir. Öyleyse kitabın adı Arapçadır. Ve esirgiyen, bağışlayan Allah'ın bir çeşit inkılabıdır. Kur'an kendisi için kendi adına konuşmaktadır. Sevgili kardeşlerim, İçinizden bir kısmının sigara içtiğini görüyorum. Bu çok ciddi bir konu. Lütfen sigaralarınızı atın. Bu konuyu anlama çabasında olan bazı kardeşlerimiz dumandan rahatsız olabilirler. Rahman Suresi. Size yardım etmek için kardeşlerim, Kur'an'dan referans vermek zordur. Özellikle bizler, Arap olmayanlar için, Pakistanlılar, Bangladeşliler vesaire için. Mesela Rahman sözü Kur'an'da nerelerde geçmektedir? Nasıl bulacağız? Bu 2000 sayfalık ansiklopedide, özellikle şu elimde olan baskıda bunu nasıl bulacağız? 114 başlık yani suresiyle bu Rahman sözünü nerede bulacağız? Şayet elimizde bunun gibi bir çeviri varsa, ki bu Abdullah Yusuf Ali'nin tercümesidir, bu kitap hemen dışarıda bulunmaktadır. Bu kitabın arka kapağının iç kısmına bakarsanız, burada tıpkı bir sözlük gibi bir dizim bulunmaktadır. Burada Rahman sözüne bakabilirsiniz. Size 55. sayfadaki birinci veya ikinci kelime olduğunu söyleyecektir. Siz de 55. sayfayı kolaylıkla bulacaksınız. Bu sayfada da aradığınız kelimeyi kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu kitap çok ucuzdur. 2000 sayfalık bir ansiklopedi düşünün. Hem Arapça bir metin, hem İngilizcesi ve de açıklamasıyla birlikte son derece ucuz bir kitap. Fiyatı sadece 5 İngiliz pound'dur. Sayın izleyiciler, bunun son derece ucuz bir fiyat olduğunu siz de takdir edebilirsiniz. Bu elimdeki, bu kitapçıdan aldığım kutsal İncil'se bana 9.95 İngiliz pound'una mal olmuş. Yani bu İncil'i alırken büyük bir kitapçıya 9 pound 95 sent ödemiş. Gördüğünüz gibi bu kitaptan diğerini ödediğiniz parayla bir tane değil iki tane alırsınız. Bir tane değil ve de her an bulunmaktadır. Ben burada ticaret yapmıyorum. Fakat her halükarda piyasada bulunmaktadır. Onu hediye olarak alabilirsiniz. Yılbaşı hediyesi olarak alabilirsiniz. Noel hediyesi olarak alabilirsiniz. Sizin de ihtiyacınız vardır. Kendinize de alabilirsiniz. Kur'an kendisi için Câşiyâ suresinde şunları söylemektedir. Kitabın fiilisindeki C kısmına bakınız. Bu surenin birinci ve ikinci ayetlerinde manası şudur. Kitap ben Kur'an'ım demektedir. Kitabın yazarı Allah'tır demektedir. Kur'an kendisini böylece tanımlamaktadır. Şimdi İncil'e gelelim. Kutsal İncil'e. Kitabın üzerinde, evet, kitabın üzerinde kutsal İncil yazmaktadır. Bu kutsal İncil ibaresini buraya koyan kimdir? Kitabı basan. Gayet güzel bir kaligrafiyle yazılmıştır. Gayet güzel bir yazı. Bu Doktor Şoruş'un mensup olduğu mezhebin kabul ettiği Protestan İncil'i 66 fasıl. Bu Roman Katolik İncil'i ise 73 fasıl. Fakat bu her İncil'de de İncil sözü de yer almamaktadır. Bu hayret edilecek bir durum. Bu kitap nasıl bir kitaptır? İsimsiz bir kitaptır. Bu İncil kelimesi icat edilmiş bir kelimedir. Biblos sözü evet,
Evet, biblos sözü Yunanca'da kitap anlamına gelmektedir. Biblos kelimesi kitap anlamına geldiğine göre oradan alınan Bible sözü de kitap anlamına gelmektedir. Aslında kitap bir isme sahip değildir. İncil'in adı aslında kutsal İncil değildir. Ama bugün biz ona kutsal İncil demeyiz. İncil kelimesi İncil içinde geçmemektedir. İncil de kendisi için ben Allah'ın kitabıyım dememektedir. Bunun tersini ispatlayacağız. Fakat bir de Hristiyanların kendilerinin kendi kutsal kitapları için söylediklerine bakalım. Burada bir kitap var. İncil Allah'ın sözüdür. Büyük bir soru işareti. Bu soru Doktor Graham Scorby tarafından sorulmaktadır. Moody İncil Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Biz Amerika'daki Moody topluluğunu biliyoruz. Ama bu yayıncının ismi dahil. Bu kitap İncil'in Allah'ın sözü olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır. Bu kitapsa benim yayınladığım bir kitaptır. Evet, bu kitap. Bu kitapta İncil Allah'ın sözü müdür ismini taşımaktadır. Zannederim ki bu kitap hepinizde vardır. Şayet yoksa Birmingham'daki İslam Yayma Merkezi'nden alınız. Bu kitap kesinlikle bedavadır. Bu kitap size İncil'in ne olduğu, Tevrat'ın ne olduğu, Zebur'un ne olduğu hakkında fikir verir. Müslümanlar genellikle bizim İncil'e, bizim Zebur'a, bizim Tevrat'a inanmamız gerektiğini bilirler. Ama bu kelimelerin tam olarak ne ifade ettiğini bilemezler. Bu kitap hepsini size izah eder. Hristiyanlara gelince bu kelimelerden ne anlıyorlar? Doktor Graham Scorby 22. ve 23. sayfalarda ve Doktor Joseph Baga İncil'in Allah'ın sözü olduğunu ispat etmek için bu İncil ne muhteşem bir kitaptır. Bu İncil farklı konular ihtiva ettiği için ne muhteşem bir kitaptır. Yani çok farklı, çok değişik şeylerden bahsetmektedir. Bütün sayfalar geçerliliği sona ermiş şeylerle, bugünkü hayatla ve gelecekle ilgili değildir. Daha ziyade tarihle dolu. Evet, tarihle dolu. Karar ve hükümlerden fazla tarih vardır. Tarih yarı yarıya gitmiştir. İnsan şunu sormak istiyor. Bu adamın bununla karşılaştırılacak dini edebiyatı nerede? Ve şunu belirleyeceğiz. Hiçbir yerde. Fakat o, bunun Allah'ın kitabı olduğunu ispatlamışlar nasılsa. Şimdi bu şahsın söylediklerini kelime kelime, cümle cümle analiz edelim. Bir kere analiz edelim. Muhtevası çeşitlidir. Dünyada en muhteşem şeydir. Ne demek? He's tantalizing, he's mesmerizing şey, people with words. Bu şekilde toplulukları kelimelerle büyülüyorlar. Şaşırtıyorlar. Kelimeler. Evet, kelimeler. Kelimeler. Bir yığın lafla halkların aklını şaşırtıyorlar. Değil mi? Bütün sayfalar karanlık isimlerle dolu. Onun için İncil alıyoruz ve bu karanlık kelimeleri okuyoruz. Şimdi beni çok dinleyin. Size bu kelimeleri okuyacağım. Evet. Ludim. Anamim. Lehabim. Lehabim. Naptuhim. Patrutim.
Hasbuhim. Bu kelimeler bir anlam bütünlüğü içinde geçmemektedir. Sadece yukarıdan aşağıya sıralanmışlardır. Bunları birinci fasıl, ikinci bölümden okudum. Aranızda bir tek kişinin bu isimleri duyup duymadığını merak ediyorum. Varsa elini kaldırsın. Bu isimleri Rudim, Anamim, Lehabim, Napsuhim, Patrutim, Kasluhim. Evet. Evet. Bu isimleri duymuş olan varsa elini kaldırsın. Şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Bunlar kutsal bir kitapta geçmektedir. Esirgiyen, bağışlayan, Yüce Allah bunları size iletmiş ve bunları kimse duymamış. Sizleri bu tip isimler üretmeye davet ediyorum. Ludim, Anamim, Lehabim, Nabduhim, Patrutim, Kastuhim. Sevgili kardeşlerim ve kız kardeşlerim. Herkes bu tip isimleri üretebilir. Evet, herkes. Siz bu isimleri daha önce duydunuz mu? Siz bizzat bunları duydunuz mu? Demek duydunuz. Peki bu sözlerin manalarını biliyor musunuz? Evet, size soruyorum. Bu sözlerin manalarını biliyor musunuz? Evet. Doktor Şoruş'tan cevap istiyorum. Doktor Şoruş, manalarını biliyormuş. Kabul ediyoruz. Görüyoruz. Beklerseniz daha iyi olur. Söyleyeceksiniz. Filistinli bir doktordan. Bu toplantıdan önce. Birleşik. Arap Emirlikleri'nde bir toplantıda beraber toplantının başkanı Doktor Maviye Şimar Filistinli bir doktordu. Filistinli. Müslümandı. Müslüman bir Filistinli. Doktor, bu isimleri daha önce biliyor musunuz diye sordum. Hayır, bilmiyorum dedi. Ayıp size dedim. Ayıp size. Doktor Şoruş'a değil tabi. O Filistinli doktora dedim. Ayıp size diye. O Filistinli Müslüman adam. Niye bana ayıp dedi? Bu isimler dört Filistinli atasının isimleriymiş. İncil öyle söylüyor. Ve bir Filistinli bunları bilmiyor. Biliyor musunuz? Size söylediğimiz bu güzel isimlerden sonra size Doktor Şoruş'un yayınladığı bir kitaptan bahsedeceğim. Bu gördüğünüz bu kitabın kapağının büyütülmüş bir kopyasıdır. Doktor Şoruş bu kitabın 55. sayfasında bir milletler tablosu sunmaktadır. Doktor Şoruş bu milletler tablosunda milletleri ve menşeilerini vermektedir. Ama bunların hiçbiri Filistinlilerin atası değildir. Joseph Parker'ın söylediklerine dönelim. Joseph Parker'a göre İncil kişilerin görevlerinden daha ziyade şahısların soy ağacı bilimiyle ilgilenmektedir. Fakat sizin ahiret hayatınızda bir şeyler düzenlemek zorundadır. Kur'an'ın üçte biri ölümden sonraki hayatla, cennetle cehennemle ilgilidir. Fakat Dr. Joseph Parker, İncil'de kişilerin görevlerini, vazifelerini belirleyen hükümlerden fazla soy ağacı ve atalarla ilgili kısımlar olduğunu belirlemektedir. Şu hususa bir göz atalım. Ben yanımda iki adet soy ağacı tablosu getirdim. Soy ağacı tablosu ne demektir?
Soy ağacı tablosu sizi, ananızı, babanızı, dedenizi, dedenizin babasını, dedesini, onun dedelerini ve daha ötesini, daha da ötesini, atalarınızı, sizin menşeinizi gösteren bir tablodur. Bu tabloda Hazreti İsa'nın soy ağacı sunulmaktadır. Evet, Hazreti İsa'nın soy ağacı sunulmaktadır. Bu tabloda da Hazreti İsa'nın başka bir soy ağacı sunulmaktadır. Bunların birincisi Matyas'a, diğeri de Lukas'a ait bulunmaktadır. Bunlara bir bakınız. Bu tablolar bize 66 baba ve büyük baba ismi saymaktadır. Fakat bunların ikisi de bizce hatalıdır. Biz Müslümanlara göre Hazreti İsa babasız olarak dünyaya gelmiş bir insandır. Biz Müslümanlar Hazreti İsa'nın dünyaya gelişinin mucizevi bir olay olduğuna inanırız. Hazreti İsa'nın babası yoktur. Esirgiyen ve bağışlayan yüce Allah ol demiştir, olmuştur. Allah, Ali İmran suresinde esirgiyen ve bağışlayan yüce Allah bir şeyi yaratmak isterse sadece arzu eder ve o şey olur ifadesidir. Hiç şüphesiz İsa mucizevi olarak yaratılmıştır. Oysa Matyas ve Lukas bize Hazreti İsa için 66 baba ve büyük baba saymaktadır. İki ayrı liste vardır. Ve listelerinde şunu söylemektedirler. Soy ağaçlarında şunu söylemektedirler. Bu iki listede bir tek ortak isim vardır. İki farklı liste vardır. Fakat bu iki ayrı listede bir tek ortak isim vardır. Bu isimde Hazreti İsa'nın babası olarak Marangoz Joseph görünmektedir. Fakat Marangoz Joseph'ın burada olmaması gerekir. Bu adam burada olmaması gereken bir insan. Ve Matyas, Hazreti İsa'nın büyük babasının ismini Yakup olarak vermektedir. Lukas da Marangoz Joseph'un babası olarak Hela'yı belirlemektedir. Burada bir uyuşmazlık vardır. Zaten Marangoz Joseph'un orada olmaması gerekmektedir. Lukas, Hazreti İsa'nın 30 yaşlarında peygamber olduğunu belirtmektedir. Luka, Hazreti İsa'nın parantez içinde Heyala'nın oğlu olan Marangoz Joseph'un oğlu olduğu sanılmaktadır demektedir. Evet, öyle demektir. O parantez içerisinde yazıldığı üzere sanıldığı kadarıyla Marangoz Joseph'un oğludur. Gayet tabidir ki doktor size bu parantezlerin nereden ileri geldiğini açıklayacaktır. Biliyor musunuz? British Museum'da bulunan diğer kodekslere ve Vatikan kodeksi gibi Hristiyan kodekslerine göre var olduğu ileri sürülen bu isimler ortada değildirler. Öyleyse bu parantezler niçin konulmuştur? Okuyucuya yardım etmek için konulmuştur. Joseph'un İsa'nın babası olduğunu kesin olarak söyleyemiyorlar. Ancak onun Hazreti İsa'nın varsayılan babası ve Heyala'nın ise varsayılan dedesi olduğunu söylüyorlar. Fakat dünyanın 2000 farklı lisanında, Arapça'da, Urduca'da, Kudrati lisanında, Afrikan lisanında, Zulu lisanında bu varsayılan kelimeler ortada bırakılıp bu parantezler ortadan kaldırılabilir. Gördüğünüz gibi Hristiyanlar için Allah'ın sözlerini üretmek çok, 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 çok basit. Önce şahısların sözlerini parantezlerin içerisine alın. Sonra parantezleri ortadan kaldırın. Parantez içerisindeki sözler de Allah'ın sözü haline gelsin. Evet, İngilizce İncil'de bu sözler parantez içerisindedir. Fakat diğer dillerdeki İncil'lerde bu parantezler kaldırılmıştır. Ve bu sözler artık parantez içerisinde değil. Bu parantezlerin içerisindeki sözlerse Luka'nın sözleridir. Parantezlerin ortadan kaldırılmasıyla Luka'nın sözleri Allah'ın sözleri haline gelmiştir. İşte bu kelimelerin nasıl imal edildiğinin bir izahı. Allah'ın sözde sözlerinin nasıl imal edildiğinin izahıdır. Bunlar Allah'ın sözleri değildir. Allah Kur'an'da şunları söylemektedir. Bu elinizde bulunan kitap Allah'tan gelmiştir.
Siz tecrübe ile fayda sağlayasınız. Bir kelime bile değiştirerek yazamazsınız. Bunlar Allah'ın sözleridir. Doktor Joseph Parker'ın hikayeleri devam ediyor. Söylediğim şeyler hikayedir diyor. Doktor Joseph Parker, samimi olarak bunları nasıl yaparsınız? Biz de samimi olarak bunlara nasıl inanabiliriz? Bunlar nereden çıktı? Diyebiliriz. Evet. Evet. Size bir örnek vereceğim. Bu örnek Matyas'tan alınmadır. Bölüm 27, 52 ve 53. cümlelerde diyor ki, ve mezarlar açıldı ve burada uyuyan birçok azizin bedenleri ayağa kalktılar ve kutsal şehir Kudüs'e geldiler. Bu azizler İsa'nın yeniden dünyaya gelmesinden sonra mezardan çıktılar, yeniden dirildiler ve Kudüs'e geldiler. Pekala, geldikten sonra Kudüs'te ne yaptılar? Bu kişiler Kudüs'ün şehir merkezinde bir aşağı bir yukarı gezinecekler mi? Kefenle mi geldiler? Yoksa iskelet biçiminde mi geldiler? Ne olacak? Hiçbir izah yok. Ve kutsal şehir Kudüs'e geldiler deniyor. Ve orada kalıyor. Koca bir nokta. Kesin ve tam bir nokta. Nokta. Mezarlarından çıkmış ve Kudüs sokaklarında yürüyen kişileri düşünsenize. Ve bu kişiler gayet tabidir ki çıplak olacaklar. Tamamıyla çıplak olacaklardır, öyle değil mi? Birmingham sokaklarında mezardan çıkan çıplak insanların dolaştığını düşünebiliyor musunuz? Tamamen çıplak insanlar. Ama Matyas'ın yeni ahidinde onları kimse göremeyecek, kimse duyamayacak dediğinde. Peki daha sonra bunlar ne olacak? Geri mi dönecektim? Peki. Bakın, bir kere mezarınızdan kalktıktan sonra geri dönmek ister misiniz ha? Daha sonra bunlar ne olacak? Ha? Nereye gidecekler? Bir şeye mi dönüşecekler? Entegre mi olacaklar? Buharlaşacaklar mı? Nereye gidecekler? Hiçbir şey yok. Ne olacaklar? Evet. Bir kere mezarınızdan çıktınız mı? Ölümünüzden sonra tekrar bu hayata mı döneceksiniz? Bu hayat bir daha var mı? Evet, hikaye uzayıp gidiyor. Nerede bunların bizimle karşılaştıracakları dini edebiyatları ve dini bilgileri? Evet öyle. Aynı fikirdeyim. Bunlar Allah'ın sözleriymiş gibi gözüküyor mu? Abdül'ün hikayesi. Size Yohanna'dan okuyorum. Bu İncil'den bir kitap. Ondan sonra Anak'ın oğlu Şamgar geldi. O 600 Filistinli'yi bir goat mızrağıyla öldürdü. Bir kişi, bir tek kişi 600 kişiyi öldürüyor. Bir tek kişi. Bu goat kimdir? Nedir? Bu goat hakkında aranızda kaç kişi bir şeyler biliyor acaba? Bu goat hakkında ilk bilgileri okurken daha çok genç. Olaylar isimli bir kitapta okudum, 9. bölümde. Sempol Şam'dayken Hazreti İsa ona gözükmüş ve birçok şey söylemiş. Şunları da söylemiş. Beni neyle itham ediyorsunuz? Niye beni rahatsız ediyorsunuz? Niye beni organlarınızın keyfine kurban ediyorsunuz? Tabii ben çok şaşırdım. Neydi bu? İsa nasıl olur da bu kadar ayıp kelimelerle konuşabilirdi? Orada arkadaşlarıma da sordum. En nihayet genç bir papaza da sordum. Papaz da bana yardım edemedi. O da İsa'nın niye böyle konuştuğunu, benim tekrar etmek istemediğim bu kelimeleri niye kullandığını bana izah edemedi. Şimdi Şoruş kardeşimizin bana dışarıda boyda ettiği bu İncil 5 büyük değişiklik ihtiva etmektedir. 5 büyük değişiklik görmüştür. Bu İncil 5. büyük değişiklik görmüş haldedir. Şoruş kardeşimiz bunun en sonuncusu olduğunu söylemiştir. Ben hayır dedim. Bilmiyorum niye.
Çünkü sen James versiyonunun veya İngiliz otoriteleri versiyonunun 1611 yılında müsaade edilmiş versiyonlarından biri olduğunu biliyor. O tarihte toplanan bir komisyonda diğer versiyonlar ortadan kaldırılarak sadece 5. versiyona müsaade edilmiştir. Ve hala St. James versiyonunu tasdik ediyorlar. İşte bu şaşırtıcı. Biliyor musunuz? St. James zamanında bu İncil bir araya getirilmişti. O zaman bir arada pek iyi gitmeyen bir şeyler gördük. Bunun için bazı önemli değişikliklere gittiler. İngilizceyi anlıyorsunuz değil mi? Önemsiz demek küçük demektir. Önemli demekse büyük anlamına gelmektedir. Bunlar çabucak kaleme alınmış küçük şeyler değildir. Önemli. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Büyük 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 babanız sizin inancınıza önemli bir değişiklik yapmış. Daha sonra büyük büyük babanız inancınıza önemli bir değişiklik yapmış. Sonra büyük büyük babanız inancınıza önemli bir değişiklik yapmış. Sonra büyük büyük babanız sizin inancınıza önemli bir değişiklik yapmış. Bilahare babanız bu inançla değişiklik yapmış. Şimdi de siz inancınızda önemli bir değişiklik yapıyorsunuz. Evet, önemli bir değişiklik. Bu durum ona benziyor. Ve siz hala bu inancın büyük 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 babanızın inandığı orijinal inanç olduğunda ısrar ediyorsunuz. Bu konunun dili bile şaşırtıcı. Onu izah etmek için kullandığınız dil bile şaşırtıcı. Evet, çok şaşırtıcı. St. James versiyonundan beri 5 önemli değişiklik yapacaksınız. Sonra buna St. James versiyonu diyorsunuz. İşte bu değişiklikler esnasında bu kelimeyi bu şekle sokmuşlar. Ve bana inanın, bunu onlar da bilmezler. Evet, kendileri de bilmezler. Evet, tebrikler. İşte bu. Yani bir sopa. Evet, sevgili kardeşlerim ve kız kardeşlerim, gördüğünüz gibi ağaçtan kestiğim düzgün bir sopa bu. Bu şahsın Şamgan'ın kullandığı goat kelimesinin ne olduğunu anlatabilmek için onu size getirdim. Evet, sopa. Biliyor musunuz? Bununla 600 kişiyi öldürmüş. Bu büyük bir mucize. Gerçekten büyük bir mucize. Biliyor musunuz? Bu sopayla bu Yahudi genci Şamgar 600 Filistinliyi öldürmüş. İnanabiliyor musunuz? 600 kişi. Ne güçlüymüş bu Şamgar. Bu sopayla. Burada Filistinler ne yapıyordu dersiniz ha? Galiba böylece oturuyorlardı, kımıldamadı. Ya da elleri ayakları bağlıydı. Ya da yatakta bir güzel uyuyorlardı. O da sessizce yanlarına yaklaştı ve uyandırmadan o güçlü sopayı aldı eline, güçlü pazularıyla o yatan insanlara 1, 2, 3, 4 diye vurmaya başladı ve hepsini öldürdü. Orada kuliste Amerika'da psikiyatristlik yapan bir misafirimizle tanıştım. O da size 600 kişinin bir Yahudi çocuğu tarafından sopayla öldürülebileceğine inandığınız zaman fikriyatınızın, mantığınızın ne durumda olduğunu söyleyebilir. Ve yine aynı kitap bir başka bölümünde bize başka bir Yahudi gencinin, Samson'u biliyorsunuz değil mi? Hani şu meşhur Samson Dilayla. It says here, evet, Samson Dilayla canım. David ve Başeriba hikayesindeki, evet,
Evet, o hikayedeki Samson canım. Biliyor olmanız gerekir. Bu adam da bir eşeğin çene kemiğiyle, yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğiyle tam bir Filistinli'yi öldürmüş. Bu nasıl oluyor? Bunu Filistinler bilmek istiyor. Bir ne demek siz bunu biliyor musun? Nasıl olur da bir Yahudi genci bir eşek çene kemiğiyle, nasıl olur da bir Filistinli'yi öldürür? Bu bir Filistinli bu adama tükürse bu adam boğulurdu. Evet, boğulurdu. Bu sopa bir mucize miydi? Bu çene kemiği bir mucize miydi yani? Siz İsrail'in ne yaptığını biliyorsunuz. Amerika'nın bombardımanını biliyorsunuz. Beyrut'taki Filistinleri ortadan kaldırmaya yönelmiş hareketleri biliyorsunuz. Ama bunların sonucu bile bir sopa ve bir eşek çene kemiği kadar etkili olmadı. Söylemeli İsraillere, Amerikalılara, bunlar birer mucize. Bu sopa bir mucize. Bir mucize, sihirli sopa. En temiz iş bununla çıkarırsınız. Sonra da Samson bir şarkı söylüyor. Bir eşeğin çene kemiğiyle, bir eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi öldürdüm. Bin kişiyi öldürdüm. And Samson, after killing the thousand, ne kadar güzel bir hikaye değil mi? He sings a song. İnanabiliyor musunuz? Tek bir insan bir eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi öldürüyor. Hadi hurra, hurra deyin. Daha sonra yine hakimler bahsi. Dördüncü ve beşinci cümleler. Samson yine aynı Samson. Tıbbi güçleri var. Bu Samson gitmiş ve 300 tilki yakalamış. Tilki canım. Tilki, hani tavuk yakalamayı bilir misiniz? Açık bir alanda bir tavuk yakaladınız mı? Bir tavuk yakalayın açık alanda. Bir koyun yakalayın, bir keçi yakalayın. Deneyin, bir görün. Hiç de kolay olmadı. Deneyemezsiniz bile. Daha önceden yakalanmış olması, sıkıştırılmış olması, dar bir alana filan konmuş olması gerekir. Canlı bir tavuğu, koyunu, keçiyi bile yakalamak bu kadar zorken, bu adam 300 tilki yakalıyor, arkasına da bağlıyor. Hem de çift çift yakalıyor. Onlar da bulunmak için onu bekliyorlar. Ve de adeta işbirliği yapıyorlar, öyle mi? Küçücük bir keçiyi. Üstelik de dar bir alanda yakalamaya çalışır. Sizi pişman eder. Ve de burnunuzdan getirir. Ve bunlardan 150 çift yapıyor. İkişer ikişer. İki de erkekti. Fakat bu sihirli bir iş. Bir de bunları arkasına bağlıyor ve yönetiyor. Daha sonra da onlara emir veriyor. Hadi hemen gidin. Filistinlerin mezarlarını bozun diyor. Onlar da bu emri hemen yerine getiriyorlar. Ve gidip Filistinlerin mezarlarını bozuyorlar. Darmadağın ediyorlar. Buna inanıyor musunuz? Buna inanıyor musunuz? Sylvester Stallone'yi tanıyorsunuz. Rambo'yu. Rambo'yu. Rambo 3. Evde videoda Rambo 3'ü seyrettim. Rambo Afganistan'da bulunan Rus birliklerinin esir aldığı komutanını kurtarmak için Afganistan'a geliyor. Kendisine yardımcı olarak bir kişiyi yanına alıyor. Rus kalesine girip komutanını kurtarırken ve kaçarken tek başına 126 Rus askerini öldürüyor. Videomu uzaktan kumandayla durdura durdura seyredin.
durdura durdura sabırla saydı. Tam 126 Rus'u öldürüyor. Rambo Rusları öldürüyor ve etrafta Rus askeri kalmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tek başına bir adam koca Rus birliğini yok ediyor. Samson ve Şangar da Rambo'ymuşlar galiba. Onlar da yüzlerce kişiyi öldürmüşler. O zamanlar videolu yaptı. Kim nasıl saydı bu ölüleri bilemiyorum. İnsanın kafasının içerisinde, beynin içerisinde bir sarmal vardır. Herkesin kafasının içerisinde vardır. Herkesin. Bu sayede herkes bir şeyler uydurabilir. Herkes abartabilir. Abartın beyler, abartın. Abartabilirsiniz. İstediğiniz kadar abartabilirsiniz. Atabilirsiniz. Herkes atabilir. Biliyor musunuz? Hristiyanlar diyor ki, Kur'an çalınmadır. Son tartışmasında Doktor Şoruş şunları demektedir. Bu konuda kendisi bize şunları söylemiştir. Dr. Şoruş, in the last debate, he said, bu güzel Kur'an'ın, benim güzel dilim Arapça olan Kur'an'ın %75'i İncil'den çalınmıştır. İncil'e bir bakın ve nerelerden alındığını görün lütfen. Öyleyse size cevap veriyorum. Eğer benim güzel dilimle yazılmış güzel Kur'an'ın %75'i İncil'den alınmışsa, Kur'an buna cevap veriyor. Ben vermiyorum. Kur'an'ı öğrenmek istiyorsanız, evet öğrenmek istiyorsanız, lütfen okuyun. Lütfen okuyun. Eğer Kur'an'ı çalıntı diyorsanız, onun bir suresi gibi bir şey üretiniz. Allah hariç, bütün yardımcılarınızla birlikte yazın. Batılı iddiacıların iyi bir mazereti var. Biz Arapça bilmiyoruz. Biz Arapça bilmiyoruz. Biz Arapça bilmiyoruz diyorlar. Siz nasıl bilim adamısınız? Bir insanın herhangi bir şey hakkında fikir yürütebilmesi için onu bilmesi lazım. Okuması lazım. Veyahut görmesi lazım. Bilmediğiniz, okumadığınız bir şey hakkında nasıl çalıntıdır diye iddiada bulunabilirsiniz. Bu çok yanlış. Doktor Şoruş, Hristiyan olarak doğmuş bir Arap'tır. Kendi topluluğu İslam'ın gelmesinden önce de Hristiyan'dı. Birmingham'da yaptığım son toplantıda beraber bana dünyada 10 milyon Hristiyan Arap'ın var olduğunu söyledi. Belki de daha var. Ne kadardı doktor? Doktor Şoruş. Doktor Şoruş. Evet. Doktor Şoruş bunları söyledi. 14 milyon. O zaman 10 milyondu. 14'e çıkarmıştı. Hızlı çoğalıyorlar. Evet. Hızlı çoğalıyor. Onlar Arap Hristiyanlardır. Arapça onun ana dilidir. Yanlış. Annesinin dili. Annesinin ağzının içerisindedir. Bu onun ana dilidir. Ona tabi olarak intikal etmiş bir insandır. Bu çağrı ona yapılmaktadır. Ama 1400 yıldır evet 1400 yıldır bir sureye benzer hiçbir şeyi hiç kimse ortaya koyamamıştır. Doktor Şoruş yapabilirim demektir. Merakla ne yapacağını demektir. Yapacaktır. İnşallah. İnşallah. 1400 yıldır başarısızlığa uğruyorlar. Doktor Şoruş ise marifetli biridir. İnşallah.
Yazacağı bölümü göreceğiz inşallah. Kur'an için kopyadır demektedir. Kopya. Kopya ne anlıyorsunuz kopyadan? Copy. Evet, soruyorum size. I'm asking, kopya denince ne anlıyorsunuz? What have you? Bunun içinde kopya olarak ne var? There are. Bu. Amerika'da yayınlanmış küçük ki İncil. İnsesten bahsetmektedir. İnsesin ne olduğunu herhalde biliyorsunuz. İnsanın kendi kızıyla, üvey kızıyla, oğlunun annesiyle seks yapmasıdır. Aile içi ahlak dışı ilişkilerdir. Biliyor musunuz? Allah'ın bu kitabının içerisinde tam 10 yerde inses vaziyetlerinden bahsediliyor. Bu bir seks kitabı mıdır? İnses ilişkilerden bahsediliyor. Ve bunun sonucu olarak benim memleketim olan Güney Afrika'da beyazların çoğunluğu Hristiyandır. Beyaz Güney Afrikalıların %8'i kendi kızlarıyla ilişki kurmaktadırlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunun %13'ü kendi kızlarıyla ilişki kurmaktadır. Arkadaşım Dr. Jackson bizi doğrulayacaktır. Kendisi okul çocuklarının psikolojisiyle ilgilidir. Ve bu hikayeleri çocukların üzerinde hafif fakat sürekli etkiler bırakabileceğini söylemektedir. Yani ne kadar fazla okursanız karakterin üzerinde o kadar olumsuz etkiler bırakıyor. Eğer burada bir şeyler okursanız kafanız hurda gibi olacak. Abur cubur şeyler yerseniz mideniz abur cubur olup hurduya dönecektir. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Bizim insesler 10 tane ama Hazreti Muhammed'in getirdiğinde hiç yok. Daha sonra okuyacağım. Tecavüz. Sadece tecavüz değil. Eğer istiyorsanız kendi kız kardeşinize nasıl tecavüz edeceksiniz? Bunlar size detaylarıyla anlatılmaktadır. Bunlar David'in oğullarından birinin bunun nasıl yaptığı tavsiyesiyle anlatılarak eğer siz de istiyorsanız nasıl yapacağınız gösterilmektedir. Bu oğlan babasının 10 karısıyla sırayla seks yapmaktadır. Sırayla. Ve bunlar kutsal kitapta yazmaktadır. Ve Britanya'nın saygıdeğer Hristiyan hanımları bunun için İsa'ya mektuplar yazarak bu kitabın yasaklanmasını istedi. İncil'in yasaklanması. Bu nasıl olur? Söyleyeyim bana. Yasaklanmak. Doktor Soros'un kitabında doktor şunları ifade ediyor. Doktor İsa ve Peygamberliği isimli kitabında şunları sıralıyor. 35. sayfada. Amerika'da yükselen suç oranlarını sıralıyor. Doktor burada Latin Amerika'da artan suçluluk ve suç oranlarıyla ilgili bir liste vermektedir. Şimdi size İncil'de 16. bölüm, Hakimler bölümü 1. kitaptan bir bölüm okuyacağım. Dinleyin beni. Okuyor. Lütfen dikkat edin. Daha sonra Samson Gaza'ya gidiyor. Gaza neresi? Gaza Filistinlerin kurtarmaya uğraştıkları topraklardan bir kısmıdır. Hani işlerinden 250 bin öldü ya, orası ve benzeri diğer yerler. İşte orası. Samson oraya gitmiş, işte bu aynı Gaza'ya gitmiş ve orada Halid'i görmüş. Buna tecavüz etmiş, onun üstüne boşalmış. Burada bitiyor ve burada bitiyor. Bu size neyi öğretiyor? Samson Gaza'ya gitmiş, burada Halid'i görmüş, bu kadına tecavüz etmiş. Üzerine boşalmış. Burada bitiyor. Başka hiçbir şey yok. Burada ekleyip çıkardığım hiçbir şey yok. Bu adamın orada görüp tecavüz ettiği Halid, Filistinli ya. Hiçbir şey gerekmiyor onun için. İsrailli olsa muhakkak bir şey de gerekirdi. Onun için İsrailli olmadığı belli.
İsrailli olamaz. Evet, Allah ona AIDS vermiyor. Frengi vermiyor. Bel soğukluğu vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne kadar da güzel değil mi? Adam gazaya gidiyor. Kendisini güzel bir kadın bekliyor. Gidip bir güzel beceriyor. Bir de üstüne üstlük İncil sabaha kadar onun evinde uyudu diye yazıyor. Aman ne güzel. Haleluya. Ne güzel. Haleluya. Haleluya. Ne yapacağız? Ne güzel işte. Bakın, bu neye benziyor? Biliyor musunuz? Fleming'in James Bond'una benziyor. 007 James Bond'una. O da her gittiği yerde yemek yiyormuş gibi yatağa girer. Fleming'e soruyor. Soruyor musunuz? Bu fikir aklınıza nereden geldi? İşte burada. Burada. Kitapta yazıyor. Adam gazaya gidiyor ve doğru yatağa hop. Bu kitapta bakın ne yazıyor. Bu yine bir kutsal İncil kitabı. Allah aynı gün kiralanmış bir usturayla Asiryan kralıyla birlikte birinin başını ve bacaklarının üst kısmını tıraş edecek. Evet, Allah aynı gün kiralanmış bir usturayla Asiryan kralıyla birlikte birinin başını ve bacaklarının üst kısmını tıraş ediyor. Babanıza söyleyeyim. O her gün sakalını ve bacaklarını tıraş ediyor. Daha da saçma olan bir şey var. Burada yazıyor. Bakın ne okuyacak. Burun deliklerinden duman çıkıyordu. Düşünebiliyor musun? Allah'ın burun deliklerinden duman çıkıyor. Hani insanlar sigara içerler ya, dumanı içlerine çekerler. Sonra burunlarından puf diye üflerler. Allah'ın burun deliklerinden de aynen öyle duman çıkıyor. Ve ağzından alev çıkıyor. Bir ejderha gibi yani. Uf diye inanabiliyor musun? Ve de kömürler onun ağzından çıkan alevle yanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir de çırup. Çırupa benziyor. Ve çırupun sırtında uçuyor. Bu bahsettiğim çırup nedir biliyor musunuz? Hayır. Kimse bilmiyor mu? Belki de bu size sorduklarımı yanlış kişilere sormuş bulunmaktır. Gençlere sorsam bunu bilirler. O da yanlış kişiye sorduğumu düşünüyor. Eminim. Kitabında çok büyük kararlar veriyor. O çok büyük bir hakim. Çok büyük. Bu binaya girerken beni bekleyen gençler dışarıda duvara yaslanmışlardı ve bilgisayar oyunuyla oynuyorlardı. Bu elektronik oyuncaklarda düğmelere kumanda ederek bir şeyler avlamaya çalışıyorlardı. İşte bu avlamaya çalıştıkları şeyler çirupindir. Çirupin, çirupun çoğuludur. Ve Hristiyan dini terminolojisinde genç bir kadın biçiminde resmedilen melek demek. Bu melek güzel bir kadın biçimindir. 90-60-90 ölçülerindedir. Ne kadar güzel bir melek için. İkinci bir sözlük manası ise genç bir şeyler demektir. Mesela çirupin gibi. Melek gibi bir çocuk. Bu resim ise aslında bunu size video ile göstermek lazım. Bunu gösterebilir miyiz? Olmuyor mu? Peki, bu resim tamamen çıplak. Teru taze bir kız resmidir. Bu bir mucizedir. Ve herkes bu mucizeden faydalanmak için onu eliyle şöyle bir okşamaktadır.
Çıplak gözlerini ve vücudunu da tabii. Ve esirgeyen, bağışlayan yüce Allah da bu sevimli genç ve güzel kızlara binerek uçmaktadır. Kimse ona bir helikopter vermemiştir. O da bu güzel genç kızlara binerek uçmaktadır, öyle mi? Siz ne yapıyorsunuz? Siz yüce Allah'la alay mı ediyorsunuz? Siz kendi Allah'ınızla alay ediyorsunuz. Bu bir alaydır ancak. Allah çıplak küçük kızların sırtına binerek mi uçacak? Çıplak kızlar, utanç duyulacak bir olay. Utanç. Ve Hristiyan Arapların bir kitabı var. İshak İbrahim'in bir kitabı. Ve bu kitapla kendisi Amerikalılara, Araplara nasıl baskı yapılabileceği, kendi kavmine nasıl baskı yapılabileceği konusunda yol göstermektedir. Bu çerçevede kitabın içerisinde esirgeyen, bağışlayan yüce Allah'ı tasvir etmektedir. Allah'ı tasvir etmektedir. Aklı nerelerde bilemiyorum ama bu Hristiyan kitabında Müslümanlar namına Allah'ı tasvir etmektedir. Kitabın 70. sayfasından okuyor. Müslümanlar Allah'ı yaşlı fakat küçük bir Arap çürubi olarak görmektedirler. Yani Allah yaşlı fakat küçük, ufak tefek, bebecik bir çocuktur. Bu konularda kutsal İncil ne diyor? Biliyor musunuz? Esirgeyen, bağışlayan Allah bu kitabındaki, şayet bu kitap Allah'ın kitabıysa, Filistinliler hakkında esaslı surette ayrım yapmaktadır. Bu kitapta Filistinlilerden tercihli olarak söz edilmektedir. Bu kitapta Filistinlileri iyi amaçla değil, kötü amaçla kullanmışlardır. Bu konuyla ilgili olarak size İncil'den bazı bölümler okuyacağım. Evet, bazı bölümler okuyacağım. Lütfen bir dakika bekleyin. Evet, şimdi okuyorum. 18. bölüm İsmail basılı. Davut ve arkadaşı geldiler. Yani Davut Aleyhisselam. Ve Davut 200 Filistinli öldürdü. Ve Davut kafa derilerini yüzme işleminde bilirsiniz değil mi? İşte öyle. Kafa derilerini yapılacak bir ödemede nakit olarak kullanmak üzere. Bu kafa derisi değerli bir nakittir. Evet, çok değerli bir nakittir. Yakın ödemeleri ödemek için. Bir gün onlar hakim olurlarsa aynı ödem aracını kullanabilirler yine. Davud'un kullandığını yani. O zaman halini sarar. Yani o Filistinleri kafa derisini ödeme aracı olarak kullanmış. Ne kadar ucuz, ne kadar ucuz değil mi? 200 kafa derisi. Şıkır şıkır sayıyor. Ödeyip gidiyor, tamam mı? Ve esirgeyen, bağışlayan yüce Allah kitabında Filistinlerden daha da fazla bahsediyor. Şöyle ki, Musa Kutsal İncil'in yazdığı kadarıyla şunları diyor. Bütün kadınları sağ bıraktınız değil mi? Bütün kadınları sağ bırakıp bırakmadıklarını soruyor. Daha sonra, şimdi bütün erkekleri öldürün. En küçüklerini bile diyor. En küçüklerini bile. Yani küçük çocukları da öldürecekler. Şu ana kadar bir erkeğin olmuş bütün kadınları da öldürdü. Yani bir erkekle seks ilişkisine girmiş bütün kadınları da öldürecekler. Yalnız genç kızları kendinize bırakın. Daha önce bir erkekle ilişki kurmamış genç kızları, küçük kızları sağ bırakmayın ya. Filistinli genç kızları sadece genç kızları bırakacaktır. Çünkü küçük kızların büyümesi için 15 sene geçmesi lazım. Buna zaman yok. Bu usul Yahudi askerlerine bir sosyal yardım herhalde.
Peki, Filistinli bir genç kızın bir seks tecrübesi yaşayıp yaşamadığını nasıl bilecekler? Nasıl emin olacaklar? Arazideki bir Yahudi askeri bundan nasıl emin olacak? Sonuçta bu Yahudi askerleri kızlarla birlikte oldular. Bu Filistinli kızlardan 32 bin tanesi Yahudi askerlerine temiz göründü ve bu kızlar bundan sonra onlarla beraber oldular. Diğerleri Allah affetsin, öldürdüler. Allah'ın kitabında bunları size Allah mı söyledi? Allah mı emretti? Hiç büyük ve küçük insanı öldürün, sadece genç kızları sağ bırakın diye size Allah mı emretti? Şimdi şayet buna inanıyorsanız Doktor Şoruş, buna inanmıyorsunuz. İnanıyorsunuz. Gayet tabii. Onun bu fikri değiştirmek için ne demek lazım acaba? Onun kitabında yazdığına göre Filistin için savaşmak çok güzel bir şey. Filistin için savaşmak garip bir şeymiş. Bu çok garip bir şey. Filistin için savaşmak doğru değilmiş. O söylüyor. 3 milyon Filistinli var ama İsrail'e müsaade etmiyorlar. Çünkü onlar oranın sahibi değillermiş. Yahudiler oranın ev sahibiymiş. Orada Süleyman zamanından kalma 10 bin kişi var. Filistin üzerinde ancak onlar hak sahibidirler. Onlar bu topraklarda Araplardan daha uzun süredir yaşıyorlar. Allah'u Yakup Aleyhisselam zamanından beri. Dolayısıyla burada yaşama hakkı onlarındır diyor. Evet, ona göre Allah burayı onlara vaat etti. O Filistin'in Yahudilere vaat edildiğine inanıyor. Aynı kitapta daha sonra 61. sayfada 1518 yılında ve 1577 yılında yapılan sayımlarda It's a strange thing to him. Burada 180 bin Yahudinin yaşadığı söyleniyor. Önce 10 bin demişti. Daha sonra 180 bine çıkartıyor. Bunu o söylemektedir. Ona sormak lazım aslında. Ama Şarga'nın sopası ve Samson'un eşek çene kemiği bu sonuçları doğurmuş olabilir. İyi bir psikoloji. Aynı kitabın 68. sayfasında İsrail 1965 yılından 1982 yılına kadar Lübnan'da ne yapmaktadır diye sorulmaktadır. Ben söyleyeyim. Sizin mantığınıza göre Lübnan'ın önemli bir kısmı Yahudilere vaat edilmiş topraktır. Siz Lübnanlısınız. Hristiyan Arapsınız. Ne arıyorsunuz orada? Derhal çıkınız oradan. O hür kılınmış Filistin kitabında diyor ki, benim 2 milyondan fazla insanım ızdırap çekiyor diyor. 2 milyondan fazla insanım 35 yıldır mülteci kamplarında sürünüyor diyor. Bunların pek çoğu da yalnız ve hasta diyor. Bu süre şimdi 40 yılı geçti tabii. Daha da ötesi var. Kendi babası Yahudilerden eziyet görmüş. Kendi kızı Yahudilerden eziyet görmüş. Ve kendi halkı 35 yıldır eziyet çekiyormuş. Onun için şimdi diyor ki, şimdi şunu teklif ediyorum. Daha fazla Filistinli batı kıyısına, Şeria nehrinin batısına yerleştirilmelidir. Daha fazla, birazcık daha fazla iyi bir trafik. Gönderecek olanlar da trafik polisi olacaklar herhalde. Ama fakat batı kıyısına ordu gönderilmemelidir. Batı kıyısına zinhar ordu gönderilmemeliymiş. Ordu göndermek yok. Bir de şaşırtıcı bir sabah gazetesi var. Sunday Times. Sahibinin sesi bir sabah gazetesi. Bakın burada ne yazıyor. Burada İshak Şamir de aynı şöyle söylemektedir. Öyleyse bundan neyi bekliyorsunuz? Burada seçimlerin yapılmasını ve Şeria'nın batı yakasını Filistinlere vermesini bekliyorsunuz. Değil mi? Bakalım öyle mi? Okuyorum.
Bakalım bu konuda İshak Şamir, İsrail Başbakanı ne demiş? Son konuşmasında Filistinlere işgal altındaki Batı yakası için ne demiş? Şimdi bunu size okuyorum. Sunday Time, bu gazete bakın ne demiş. İsrail Başbakanı İshak Şamir, Batı yakasında yaşayan Filistinlerle görüşmüş ve dertlerini dinlemiştir. Şamir, Batı yakasına daha fazla Filistinli yerleştirebileceğini söylemiştir. Şamir, siz burada tabii haklarınıza, yerleşme hakkına, sınırlı mahalli muhtariyete, bu topraklar üzerinde her şeyi yapma hakkına sahip olabilirsiniz. Yalnız güvenliğe sahip olamazsınız demiştir. Yani bu beyefendi, arz ettiği zaman Batı şeriye girebileceksiniz. Arz etmediği zaman giremeyeceksiniz. O da buraya her arzu ettiği zaman girebilecek. 67 savaşında yapamadıklarını 6 ay içerisinde yapmak istiyorlar. Kardeşimiz oraya istediği zaman girebiliyor. Ve yaralı askerlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunabiliyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Yaralı İsrail askerlerini tedavi ediyor. Gayet güzel. Kitapta 36 İsrailli yaralı resmi var. Tam 36 resim. Bir tek Filistinli bile resmi yok. Tabii, eğer inanıyorsanız sizin kavminiz öyledir. Bu sizin kaderinizdir. Siz onlar namına çalışmaya mecbursunuz. Yahudilerin tabii resimleri olacak. Onlar Allah'ın kitabında ismi yazan bir kavim. Filistin onlara vaat edilmiş diye. Onlar Gaza'ya da gidecekler. Lübnan'ın güneyine de gidecekler. Buraları da alacaklar. Zira kitapta buraları onlara vaat edilmiş. Kitap yazıyor. Ne kadar güzel değil mi? İnsanların beyinlerini köleleştirmek için ne güzel usul değil mi? Buna karşılık Kur'an bakın ne diyor? Bir kitabın hakkın kitabı olduğunu ya da olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bakın Kur'an bir test uyguluyor. El Kur'an suresi. Bakın ne diyor? Kur'an'dan başka kitaplara inananlar ona saygı göstermezler. Ve hakkın sözü olmayan kitaplar çelişkilerle doludur. Gerçekten de baktığınız zaman hakkın sözü olmayan kitaplar çelişkilerle doludur. El Kur'an suresini tekrarlıyorum. Bakın ne diyor? Kur'an'dan başka kitaplara inananlar ona saygı göstermezler. Ve hakkın sözü olmayan kitaplar çelişkilerle doludur. Size bir tek örnek veriyorum. İncil'den bir örnek. Okuyorum. 18. bölüm 8. cümle. Sizin bana verdikleriniz karşısında onlar beni bir hiç gibi gördüler. Yani Allah'ın bana verdikleri karşısında hiçbir bana inanmadı demektir. Hiç ne demektir biliyor musunuz? Olmayan demektir. Bir tane bile olmayan demektir. Bunu kim demektedir? Hazreti İsa demektedir. Nereden biliyorsunuz? Biliyorsunuz çünkü kitapta tırnak işaretleri arasında yazılmaktadır. Her türlü Hristiyan yaratık bu sözler İsa'nın sözleri demektedir. Ve bana verilen kutsal İncil'e göre, çok teşekkür ederim Doktor Çoruş, bu İncil kırmızı harfli bir İncil'dir. Kırmızı harfli İncil ne demektir? Şu demektir, bu İncil'de Hazreti İsa'nın her sözü kırmızı renklerle basılmıştır. Onun için bu İncil'de Hazreti İsa'nın sözlerini bulmak çok kolaydır. Çok çok kolaydır. Şimdi John bölümünü açalım. Yani 18. bölümü. Burada 9. satıra bakalım.
Burada kırmızı ile yazılmıştır. Ben bir biçim demektedir. Yani bir tane bile değil anlamına. Fakat 17. bölümde, yani bir bölüm önce, aynı Hazreti İsa, ben onlarla beraber dünyada olduğum zaman, onları senin bana verdiğin adınla tutarım. Senin, yani Allah'ın sözü demek istiyor. Perdisyon'un oğlu hariç onların hiçbir sözlerimi tutmadı. Aradaki farkı görüyor musunuz? Biri bir diyor, öbürü hiçbiri diyor. İşte tutarsızlık burada. Bir bölüm sonra hiçbiri diyor. Bir bölüm önce bir tanesi diyor. İşte size bir tutarsızlık örneği. İşte bu kitapta İsa'nın sözleri kırmızı ile yazılmıştır. Acaba diğer Hristiyanların sözleri de kırmızıyla mı yazılmıştır? Çok akıllıca, çok akıllıca. Ve bu kitap, bu harfleri kırmızı olan kitap İncil'dir. Bir İncil. Kutsal İncil'in bir diğer versiyonu olan bu 6. Büyük Revizyon İncil'inde de aynı yerlere bakarsak, yani 18. bölüm 9. satıra bakarsak, bu kitapta bu satırlar siyah yazılmıştır. Evet, siyah yazılmıştır. İsa'nın sözleri siyah yazılmıştır. Değişikliğe bakın. Burada bu sözler kırmızı değildir. Siyah yazılmıştır. Bu bir tutarsızlıktır. Çelişkidir tabii. Bunu düzeltmeniz gerekir. Tabii ki hayır diyeceksiniz. Bir tanesi inanmış. İşte bir eki, kitabın bir tanesinde kırmızı yazılmış, bir diğerinde siyah. Buna kim inandıracaksınız? Kitabın birinde bu sözlerden birine inanıyorsunuz, diğerinde diğer söze inanmıyorsunuz. Hazreti İsa bunlardan hangisini söylemiş? Lütfen affedin beni beyler. 17. bölüm şayet bir diyorsanız, 18. bölümde hiç diyorsanız diyor musunuz? İkisinin arasındaki mana farkını biliyor musunuz beyler? İyi öyleyse. Bakın şimdi, öyleyse bunlar Allah'ın sözleri değildir. Allah'ın sözleri değil. Evet, aralarındaki fark da şundan ileri geliyor. Evet, şundan ileri geliyor. Şunu görüyor musunuz? Kur'an bize bir doğrulama yolu gösteriyor. Kur'an bizzat kendisi, kendisinden evvel gelen kitaplarda halen nerelerin doğru olduğunu, nerelerin doğru olmadığını gösterecek bir doğrulama yolu gösteriyor. Kur'an bu konuda ilk şekliyle söylenenin doğru olmadığını belirtmektedir. Şimdi şunu dinleyin. Aynı kitaptan okuyor. İncil'de, 4. bölümde, aranızdan pek çok kişi Allah'ın yüzünü görecek demektedir. Demek esirgeyen, bağışlayan yüce Allah'ın bizim gibi bir yüzü vardır. Onu göreceklerdir. Aynı kitap bakın neyi de yazıyor. İki kaya arasından oluşan bir aralık var. Allah buraya elini uzattı. Sonra da arkasını döndü. Böylece Musa Allah'ın arkasını gördü. Benim sırtımı görüyor musunuz? Ben size elimi uzatsam benim yüzümü görürsünüz. Hazreti Musa esirgeyen, bağışlayan yüce Allah'ın arkasını gördü. Yine İncil'in eski ahit kısmı. Yakup'un
Allah'ın yüzünü gördüğünü söylemektedir. Bu bölümde Yakub'un Allah'la yüz yüze konuştuğu belirtilmektedir. Yine aynı kitapta Hazreti Musa'nın Allah'la bir arkadaşla konuştuğu gibi yüz yüze konuştuğu, sır sırta konuşmadığı belirtilmektedir. E şimdi tüm bunları unutun. Peki unutun ya. Bütün bunları bir anlık unutun. Bu sözleri Allah'ın sözünün olmadığını bir an unutun. Yine İncil'de Allah'ın dünyayı ve kainatı 6 günde yarattığı ve 7. günde durduğu ve dinlendiği. Evet, dinlendiği yazılmaktadır. Allah 7 gün çalışmış, çalışınca yorulmuş. Onun için de dinleniyormuş. Sanki Allah'ın dinlenmeye ihtiyacı varmış. Kur'an-ı Kerim'de ise biz 6 gün boyunca yeri, göğü ve ikisinin arasındakileri yarattık. Ve biz yarattıklarımızdan ötürü hiçbir yorgunluk duymadık denilmektedir. İncil'e bakarsanız Allah 6 gün çalışmış, 7. gün dinlenmiştir. Kur'an'da ise ne demektedir? Allah dünyayı 6 günde yaratmıştır ve yarattıklarından ötürü hiçbir yorgunluk, hiçbir bitkinlik duymamıştır. Doktor yemek yeme konusu üzerinde de çok fazla durmaktadır. Evet, yemek yeme zevkini inkar edemiyorum bir türlü. 3 tane melek varmış. Güzel bir sofra hazırlamışlar. Yemekler, hastalar hazırlamışlar. Ve oturup yemişler. Esirgiyen, bağışlayan yüce Allah da yemiş. Allah yemek yemiş. Bunu İncil yazıyor. Şuna bakın. Kur'an bu konuda ne diyor? Allah'ın yardımcıları olan melekler yemezler, içmezler. Yemeye içmeye ihtiyaçları yoktur. Allah da yemez, içmez. Yemeye içmeye ihtiyacı yoktur. Meleklerin ve Allah'ın gıdaları yoktur. Tercihinizi yapın. Kur'an ya da İncil. Evet, lütfen tercihinizi yapın. Allah bizatihi vardır ve kendi kendine yeterlidir. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu da İncil Mark 10-27'dendir. Fakat onlara bakarak İsa şunları söyledi. İnsanlar için bazı şeyleri yapmak imkansızdır. Fakat Allah için imkansız olan bir şey yoktur. Tamamıyla hemfikiriz. Fakat yine de İncil başka bir bölümde bakın ne diyor. Allah 3 aile birlikte dağların halkını buradan sürmek istedi. Fakat onların demirden arabaları vardı, başaramadı. Tankları vardır. Zırhlı arabaları yani, esirgeyen, bağışlayan Allah hazırlanamamış. Onun için yapamamış, muktedir olamamış, bunları sürememiş. Şu yazıklarına bakın. Daha önce Allah için imkansız olan bir şey yoktur diyorlar. Öteki taraftan Kur'an, Allah'ın istediği her şey olur diyor. Tercihinizi yapın. Kur'an mı, İncil mi? Bu arada Doktor Şuruç
Bay Didat'ın bahsettiği bazı hususların tartışmanın konusu dışında siyasi konular olduğunu ve bunlara cevap vermek zorunda olmadığını da belirtmiştir. Sayın bayanlar baylar, şimdi Dr. Basil Jackson sizlere Dr. Shurush'u takdim edecektir. Bayanlar baylar, lütfen sessiz olalım. Bu bir açık oturumdur. Şimdi Bay Basil Jackson'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, Bay Basil Jackson. Bayanlar baylar. Ladies and gentlemen. Selamun aleyküm. Bugün burada bu toplantıya katılmak benim için ne kadar büyük bir şeref. Arkadaşım Doktor Anis Shurush'u özel olarak tanıtmadan önce bu toplantının gerçekleştirilmesini sağlayan ve gerçekten büyük katkıları olan İslam'ı Yayma Merkezi'ne ve bu toplantı için çaba gösteren ve emeklerini esirgemeyen Doktor Şamsat Kara, bütün yaptıkları ve sarf ettiği enerji için teşekkürlerimi arz ederim efendim. Takdimime başlamadan önce bir İslam bilimleri, evet, bir İslam bilimleri araştırmacısı veya uzmanı olmadığımı belirtmek isterim. Ve bu arada bugün şanslı olduğumu da belirtmek isterim. Ben Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığım birçok seyahatte Johannesburg'da bir Müslüman arkadaşım ve ailesiyle beraber kalırdım. Bundan 2 sene kadar önceydi. Bu arkadaşım beni, evet, beni Bay Didat'ın araştırma ve çalışmalarıyla tanıştırmıştı. Bugün de ne mutludur ki sizin gibi bir araştırmacı ve centilmenle aynı kürsüyü paylaşıyorum. Ve bundan büyük bir onur duyuyorum. Şimdi konum olan Doktor Anis Shurush'u kökleri Hazreti İsa'nın doğum yeri olan kasabaya giden bir şahıstır. Kabilesinin ise kökleri Suudi Arabistan'a uzanmaktadır. Doktor Shurush lisans derecesini Mississippi Koleji'nden, İlahiyatta yüksek lisans yani master derecesini New Orleans'tan, İlahiyat Seminerleri Master Programı'ndan, doktora derecesini Florida'dan, felsefe doktoru derecesini ise birkaç hafta önce Oxford'dan almıştır. Ben kendisini orada tanıdım. Doktor Shurush'un hayatı 1966'ya kadar Kudüs'te geçmiştir. Daha sonra uluslararası evangelist mi seçmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmüştür. Doktor Shurush 7 adet kitap yazmıştır. Evet, tam 7 adet kitap yazmıştır. 5 adet de belgesel film yapmıştır. İslami İncelemeleri isimli 25 bin adet basılmış bir kitabı önümüzdeki günlerde Thomas Nelson yayın evi tarafından piyasaya çıkarılacaktır. Ve size, sevgili arkadaşım, bugünün misafir konuşmacılarından Doktor Anis Shurush'u takdim ediyorum. Evet, takdim ediyorum efendim. Kendisi çok yakın bir arkadaşımdır ve onu gerçekten saygıyla selamlıyor ve bekliyorum. Sizler! Hayır! Hayır!
Sayın misafirler, bayanlar ve baylar. Siz benim kendi şehrimden olan İsa'nın adına selamlarım. Bugünkü konumuz Kur'an ya da İncil, hangisi Allah'ın sözü? Her ikimiz de Müslümanlar ya da Hristiyanlar da yıllarca 5 milyon kişinin ortaya çıkardığı sektörizm, materyalizm gibi izimlerin yükselen dalgalarıyla tehdit edildiler. Bu esnada dünyayı kapsaması gereken Allah'ın teorisi üzerinde birçok tartışmalar yapıldı. Biz Allah'la ilgili inançlarımızı kuvvetlendirmeliyiz arkadaşlar. Kuvvetlendirmek zorundayız çünkü. Kuvvetlendirmemiz gerekmektedir. Tarihin hareketli bir döneminden sonra dünyanın geniş bir kısmında Müslüman ve Hristiyan toplulukları barış içerisinde yaşamaktadırlar. Bazı yerlerde ise Sovyetler Birliği ve Çin gibi bazı devletler bu inanca dayanan barışı çevreleyerek etkilemeye çalışmaktadırlar. Müslümanlar ve Hristiyanlar olarak bizim yapmamız gereken ortaklaşa davranmak için el ele vererek moral değerlerimizi yüksek tutmalıyız ve inançsızlığa karşı mücadele etmeliyiz. Çin'le ilgili olarak şunları ifade edeceğim. Bakın, dün akşam misyoner bir ana babadan Çin'de doğmuş yardımcım bana aynen şunları söyledi. Onlara Batı'nın kültür açısından onlardan daha ileri bir toplum olduğunu sakın söylemeyin dedi. Şaşırdım ve hoşuma gitti. Niye söylemeyeceğiz? Onların üstünlükleri nereden geliyor ki dedim. Dedim, çünkü onlar kendilerini dünyanın en ileri toplumu olarak kabul ederler. Tersini duymak onları çok rahatsız eder. Biz de onları rahatsız etmek istemeyiz de. Buna karşılık ne gibi bir tepki göstermek gerekir sizce? Onları kendi doğru bildikleri inançlarında, kendi parlak dünyalarında, parlak mutluluklarıyla baş başa bırakmak, yoksa dünyanın geri kalanına uymalarını sağlamak için gerçekleri onlara söylemek. Hayır, hayır, kesinlikle böyle bir şey olamaz. Hayır, evet. Artık onlara dünyanın inandığı gerçekleri söyleme zamanı çoktan gelmiştir arkadaşlar. Aynı şekilde konumuzla ilgili olarak Kur'an mı, İncil mi Allah'ın sözüdür konusuna gelince Kur'an için hem Allah'ın sözüdür hem de değildir diyeceğim. Bu sonuca da 3 hafta önce tamamladığım İslam'ı anlamak konulu doktora tezim için yanlışları değil gerçekleri ararken vardım. Araştırmamın konusu İslam'ı anlamaktı. Ben İslam'ı daha fazla anlamak istedim. Kur'an'ı benim milletimin çoğunluğunun mensup olduğu dinin kitabını Arabistan'ın ve onun peygamberini daha fazla anlamak istedim. Benim milletimin çoğunluğunun ifadesini kullandım. Zira geçen sene yayınlanan bir istatistike göre dünya üzerindeki 174 milyon Arap'tan 14 milyonu Hristiyan'dır. Araştırmamda objektif, dikkatli ve samimi olmaya gayret ettim. Lütfen beni anlayın. Lütfen ağzınızı kapalı ama dimağınızı açık tutun. Bulgularımın bir kısmı sizi pek memnun etmeyecek. Doğrusunu isterseniz beni de etmedi. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Sizin kitabınız Kur'an'ı inceledim. Doğru bulduğum yerlerini de sizlere söyleyeceğim. Belki bunlar hoşunuza gidecek. Belki de gitmeyecek. Doğru olmayan yerlerini de size belirteceğim. Evet, tekrar ediyorum. Söyleyeceğim şeyler size hakaret etmek için değildir. Kesinlikle yanlış anlamayın. Size doğruyu öğretmek içindir. Anlatacağım şeyler arasında anlamadıklarınız olabilir. Lütfen bunları not alın. Benim konuşmamdan sonra bizlere soru sorma zamanı kısmı vardır. Bizlere sorular yöneltiniz. Ondan sonra kararınızı veriniz. Burada eğlence yok. Bağırma, çağırma yok. Eğer eğlenmek istiyorsanız sinemaya ya da tiyatroya gidiniz.
beni ve arkadaşım Bay Zidat'ı sessiz, sakin ve barış içerisinde bırakınız. Kaldığım otelde bir levhada asılı olan Sunday Times'ta her şey başarısızlığa uğradığı zaman insan beynini kullanır yazıyordu. Bildiğiniz gibi insanlar için barış ve sükunet çok önemli. Bunun bir nişanesi olarak da benim ilk oğlumun adı Selam. Evet, bu isim Arapça Abdüsselam'dan gelmektedir. Çin'in hikayesine geri dönelim. Çin, 1976 yılında kapılarını dış dünyaya açtı. Ve şimdi Çin halkı dünyada teknolojik olarak, sosyal olarak ve bilimsel olarak kendilerinden üstün halkların olduğunu biliyorlar. Evet, kendi tabirleriyle Çin dünyaya açıldı. Hatta Sovyetler Birliği bile geçen birçok 10 seneden sonra Gorbaçov'la birlikte artık açıklık ve yeniden yapılanma politikaları gütmeye başlamıştır. Stalin ise artık kendi halkından 20 milyon kişinin katili olarak tanınmaktadır. Şimdi İslam dünyası asırlarca kendi dininin en iyi din, kendi kitabının en son ait olduğuna inanmıştır. Eğer bu doğruysa, bir varsayım değilse, orijinal belgeler bir yerlerden ödünç alınmamışsa ve hikayelerle karışmamışsa, Müslüman ülkelerin yöneticileri, halklarının ileri Hristiyan ülke vatandaşlarının veya Hristiyanlaştırılmış ülke vatandaşlarının yaşadığı dini serbestliğe kavuşmasından korkmaktadırlar. Niye İslam ülkeleri yönetimleri ülkelerine Hristiyan din adamları ve papazların girmesini reddetmektedirler? Evet, bunu düşündünüz mü? Niye İslam ülkeleri yönetimleri ülkelerine Hristiyan din adamları ve papazların girmesini reddetmektedirler? Benim bildiğim kadarıyla Bay Zidat hiçbir sanayileşmiş Hristiyan ülkesine veya Hristiyanlaşmış bir ülkeye girmekte zorluk çekmemektedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şarjah'sa benim kendi topraklarına girmemi geçen hafta engellemişti. Biz dünyadaki Berlin utanç duvarını, demir duvarı yani demir perdeyi, Çin teddini yani bambu duvarı biliyor. Ama bu yeni bir duvar. Biz İslam duvarını bilmiyorduk. Evet, İslam duvarını bilmiyorduk. Bazı İslam ülkeleri bizim ülkelerine girmemizi niye engelliyorlar? Niye Suudi Arabistan Müslüman olmayan birini vatandaşlığına kabul etmiyor? Niye İslam ülkelerinin çoğunda, tamamında değil, kadınlar ve çocuklar bu kadar zavallı durumdadırlar? Cinsiyet ayrımı birçok İslam ülkesi yönetiminde aslında amaçlanan bir hedeftir. Fakat uygulamaya geçirilmemiştir. Bu konuda insanların bir korkusu var. Bu korkuya inanmak için bunu yaşamak gerekmektedir. Ve artık Müslümanların da bu korkunun farkına varmaları gerekmektedir. Eğer Müslümanlar bu konularda bir şeyler öğrenmek isterlerse gerçeklere bakmış olurlar. Her halükarda sizinle paylaşmak istediğimiz gerçeklere bakmış olurlar. Benim bir rüyam var. Evet, benim bir rüyam var. Bu dünyanın kapalı insanların dininde değişiklik rüzgarlarına kapılarını açmalarıyla ilgili bir rüya. Bu size İsa'nın dediği gibi, eğer güneş sizi hür kılıyorsa, siz de onu hür kılıyorsunuz. John 8.36 gelen bir hürriyettir. Evet, bir rüyam var. Bütün şehirlerin ya da köylerin, kadın ve erkeklerinin, bütün oğlan ve kızlarının, bütün kabile ve ırklarının ve bütün yerlerin, İslamlığın, İsa'nın ya da diğer dinlerin öğretilerini kabul edebilme ya da reddedebilme hürriyetine sahip olmaları rüyası. Öyle inanıyorum ki İsa hariç yüzyıllardan beri insanların inandıkları hiçbir din, inanç, siyasi görüş insanlara sükuneti sağlamamıştır. İnsanlar birbirlerine güvenmemişler ve sükunetlerini sınırlamışlar. İnsanlığın uzun asırları boyunca birçok din, siyasi görüş, teknolojik gelişmeler, bilimsel gelişmeler gelip geçmiştir. Fakat bugün en son ve en gerçek olarak bize kalan gerçek inkılaptır. Şimdi daha derin sulara gidelim.
sizlere Kur'an'la ilgili araştırmalarımın bazı analitik sonuçlarından bahsedeceğim. Size ilk önce Kur'an'ın neden Allah'ın sözü olmadığını, daha sonra niye Allah'ın sözü olduğunu düşündüğümü anlatacağım. Salondaki dinleyicilerin çoğunluğu Müslüman olduğu cihette İslam dininin peygamberini Arabistan'ın peygamberi olarak ya da bizzat ismini anmama müsaade etmenizi rica edeceğim. Müslümanlar bizim Efendimiz. İsa'yı bu şekilde anmaktadırlar. Peygamberinizi bu şekilde anlama müsaade ettiğiniz için sizlere şimdiden teşekkür ederim. Şimdi, Bay Didat bize bizatihi ve kendiliğinden kelimelerinin ne demek olduğunu ve kökünü hangi dilden geldiğini söyleyebilir misiniz? Bay Didat'a yardımcı olmak üzere size anlatmasını istemek için İsa sözü Kur'an'da nereden ortaya çıkmıştır? Bu isim Arapça'da Yesur'dur. Bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorum. Bay Didat'tan bu büyük topluluğa Kur'an Büyük Mucize isimli kitabı hakkında bilgi de vermesini istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bu şahıs videoları, kitapları ve kasetleri ve konuşmaları ile 19 mucizesi denilen konuyu ortaya atmıştır. Ben merak ediyorum. Bu parlak, bu muhteşem, bu yöneltilebilmiş bilgisayar araştırması nereden ileri geliyor? Müslümanlar bilirler ki Allah kendisini en iyi kitapta izah eder. Muhammed'in şahsında değil. Hristiyanlar da şunu bilirler ki İsa Allah'ın bir adıdır. Eski ahide biraz aşina olanlar Kur'an'da bahsedilen peygamber isimlerinin eski ahitte bahsedilen peygamber isimlerine ne kadar benzediğini ve bunların hayatlarıyla ilgili hikayelerin eski ahitteki yani Tevrat'taki hikayelere ne kadar benzediğini fark eder. Bununla birlikte Kur'an'daki hikayeleri açın bakın. Bu hikayeler çok daha karışık. Muhammed'in bu hikayeleri Medine'deki Yahudi arkadaşlarından duymuş olması gerekir. Kur'an'ın pek çok suresi de burada, yani Medine'de oluşmuştur. 7. karısı Reyhana ve 9. karısı Salvia Yahudidir. İlk karısı Hatice'nin kökeni ise Hristiyanlıktır. Amcası da Hristiyan ve 8. karısı Meryem de Mısırlı Hristiyan bir kökene sahiptir. Hiç şüphesizdir ki bu şahıslar onunla eski ve yeni ayetlerden alıntılar yaparak surelerini yazma, dramasını kurma ve halkı aldatıcı hikayeler yazma işini paylaşmışlardır. Kur'an eski ayette geçen 28 otantik peygamber ismini saymıştır. Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İshak, Yakup, İsmail, Davut, Süleyman, İlyas. Maide suresi 30 ve 31. Bunun üzerine kardeşini öldürmekte nefsine uydu ve onu öldürerek zarara uğrayanlardan oldu. Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek üzere ona yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Bana yazıklar olsun. Kardeşimin ölüsünü örtmek için bu karga kadar olmaktan aciz kaldım dedi de ettiğine yananlardan oldu. Biliyor musunuz Ebu ve Kebul Kur'an bahsettiği bu şahısların isimlerini bilmiyor. İşte tam burada Allah onu cennetten kovmuştur. Onu dünyaya göndermiştir. Dünyaya göndererek onu orada gözlemlemeye başlamıştır. Hikaye günah ve daha sonra Habil'in Kabil'i öldürmesi. Biliyor musunuz? İsa'nın doğumundan 200 sene sonra yazılan bir hikaye Adem'le Havva'nın cennette dururlarken buradan alınıp dünyaya sürüldüklerini söylemektedir. Öyleyse doğru olan budur. Evet, doğru olan budur sevgili arkadaşlar.
Bu olaydaki şahıslar Kain ve Abel yerine Adem ve Havva'dır. Eğer İslam kendi kökenini ve İbrahim'in peygamberliğini tanımlıyorsa, bütün söylevi Allah, Muhammed, Kabe ve onun Hacer-ül Esved'i, İslam'ın pek çok seremonisini ve uygulaması etrafında bulabiliriz. Oysa kutsal İncil'de Muhammed'le ilgili hiçbir bahis yok. İslami uygulamalarla ilgili olarak hiçbir bahis bulunmamaktadır. İslam'ı Muhammed'in kabilesinin hayat tarzından ve animistik kültürlerinden ibaret olduğu şeklinde özetlemek mümkün. Aslında Mekke şehrinin insanları 300 adet kadar puta tapıyor. Bunlardan her birinin adı El-İlah'tı. Muhammed'in babasının adı çoğunuz biliyor. Size bu yeni ahidi Muhammed getirdiyse, babasının adı nasıl oluyor da Abdullah, yani Allah'ın kulu, yani hizmetçisi anlamına geliyor. Nemel suresinin kaynaklarını İsa'dan sonra ikinci kargam zamanında buluyoruz. Size Kur'an'ı okuyorum. Ama bunun ne olduğunu göstermek için okuyorum. Süleyman emir verdi. Süleyman kuşları araştırarak hütüdü niçin göremiyor? Yoksa kayıplarda mı? Bana apaçık bir delil getirmelidir. Yoksa onu ya şiddetli bir azaba uğratırım yahut keserim. Çok geçmeden hütüd gelip Süleyman'a senin bilmediğin bir şeyi öğrendi. Sana sabadan doğru bir haber getirdi. Ora halkına hükmeden her şeyden kendisine bolca verilen ve büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum. Hikayenin sonunda hütüt kuşu gider. Sabah melikesine bir mektup götürür. Bu mektubun üzerine sabah melikesi Süleyman'ın sarayına gir. Ona köşke gir denilir. Salonu görünce melike onu derin bir su zanneder. Eteğini çeker. Süleyman da ona, doğrusu bu su değildir, deniz değil, bu bir camdır der. Evet, evet, bu şaheser hikaye Kur'an'da yazmaktadır. Bu hikayenin pek çok kısmı yeni ayette yer almaktadır. Aslında Kur'an'daki pek çok pasaj tam 130 pasaj kutsal İncil'den alınmıştır. Kur'an'daki bu hikayelere devam edelim. Ali İmran suresi, yani İmran ailesi, surenin 35-37. Ayetleri, Proto-Evangelist hikayeyle şu meşhur Zekeriya'nın hikayesinden bahsetmektedir. Yani Zekeriya karısı ve kızlarının doğumundan. Hristiyan ruhbanlığı, Muhammed'in İsa'nın ilahiliğine inanmadığını savunmaktadır. Bunun ne için böyle olduğunu anlamak için bir tarihçinin ve onu takip edenlerin ilahiyet teorilerini incelemek gerekmektedir. Bu adam Muhammed doğmadan 140 sene evvel Arabistan'da yaşamıştır. Bu tarihçi Muhammed doğmadan evvel Konstantinopol'de yaşamıştır. Evet, o bir patriktir. O da İncil'in öğrettiği gerçeğe bu şekliyle inanmamıştır. Ve bundan dolayı da aforoz edilmiştir. Kendisinin takipçileri de birçok yerde ve bu arada İran ve Arabistan'da ortaya çıkmışlar. Bu takipçilerin bir kısmı da Muhammed'in ailesine mensupturlar. Pek çok Hristiyan alimi Muhammed'in seyahatleri esnasında Şam'da bu tarihçilerle temas kurduğunu sanmaktadırlar. Ve İslam tarihi de bunu doğrulamaktadır. Orada tanıdığı bir Yahudi ve Buhayra onda peygamberlik belirtileri gördüler. 12 yıl sonra onlardan etkilenmiş ve anlattıkları Hristiyanlık açısından önemli olan İncil hikayelerinden etkilenmiş olarak peygamberlerini ilan etti. Muhammed'in yaşadığı çağlarda Arapların 7 büyük mabedi var. Helen ve Arap kaynaklarına göre 7 meşhur mabet, 7 büyük gezegeni temsil etmektedir. Bunlardan bir tanesi Sana'da inşa edilmiş olup Venüs adına inşa edilmiştir. Bir diğeri Mekke'de inşa edilmiş olup Satürn'e ithaf edilmiştir. Oradaki taş Arapların çok eski devirlerinde oraya gelmiştir. Diğer birçok milletlerde olduğu gibi bu taş Mısırların oblesis biçimine uygun olarak şekillendirilmiştir. 3 metre yüksekliğindedir. Eğer hacca gitmişseniz size soruyorum. Kabe binasındaki taşı niçin öpüyorsunuz?
Melekler, özür dilerim. Bu yapıyı korumakla görevlidirler. Görevlerini herhalde pek dikkatli yapmamışlar. Zira bu binayı ilk defa İbrahim ve oğlu İsmail yaptırmıştır. Fakat bina daha sonraları yeniden yapanlar tarafından değişik bir plana yapılmıştır. Arapların o devirdeki bazı putları Kur'an'da bizzat isimleriyle anılmaktadır. El-Lat bir gezegeni temsil eder. El-Uzza bir gezegeni temsil eder. Manat büyük bir adak taşı biçimindedir. Sovap dişi bir hayvan biçimindedir. Yakus bir aslan biçimindedir. Yahu bir at biçimindedir. Nater bir kartal biçimindedir. Kabe'nin karşısında Mekke'nin kirli koruyucusu olarak Buba yapmaktadır. Hacer-ül-Esvek. İsa'nın sırrı ve İbrahim'in inanışıyla bu konu Muhammed'in muhteşem konusudur. Bu taşın cennetten Kudüs üzerinden buraya geldiğine inanılmaktadır. Bir de Kur'an'da gördüğüm kadarıyla kadın yüzlü bir hayvan vardır. Ayşe şaşırtıcı bir şekilde Allah'ın peygamberinin vücudunu tanımlamaktadır. Onun söylediğine göre peygamberin vücudu geceleyin kaybolmamaktadır. Ama Allah geceleri onun ruhunu bedeninden almaktadır. Kur'an, Beni İsrail suresinde diğer ismi İsra suresi olan surede bu konuda şunları söylemektedir. Glorified be he who carried his servant by night from the inviolable place to worship to the far distant place of worship. Manası ise şudur. Kulum Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göndermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Bu güzel yolculuk Mişkatül Masabi isimli kitapta ihsa edilmektedir. Bu olaylar geniş olarak bu kitabın 518-520. Sayfalarında anlatılmaktadır. Muhammed, Cebrail'in kendisini Burak isimli kanatlı bir hayvana bindirerek nasıl göğe çıkardığını ve kendisine cennetin 7 katını da bir gecede nasıl gösterdiğini anlatır. Ertesi sabah Muhammed, Adem, İbrahim, Musa, İsa ve diğerlerini gördüğünü beyan etti. Cennette bu uçuşu ne kadar şahane bir olay olarak gözükmektedir. Ama gerçek şudur. Gerçek bu kadar şahane değildir. Bu hikaye sizin için Medine ahadi olarak tanınan kayıtların birinci bölümünde 4'ten 10'uncuya kadar olan kısımlar ve ikinci bölümündeki ilk kısmında yer almaktadır. Burada Muhammed şunları söylemektedir. Evimdeyim. Yatağıma uzanmış olarak dinleniyorum. Uykum var. Gözlerim yeni kapanmıştır. Kalbimde büyük bir baskı vardı. Birden yatağımın yanında Cebrail belirdi. Bana hitap ediyordu. Bana korkma dedi. Beni aldı ve cennetin birinci katına götürdü. Muhammed'in cennetin katlarında neler gördüğü hakkındaki tasvirleri daha önce İbrahim'in ahidinde detaylı olarak yazanlara çok benzemektedir. Her ne kadar Muhammed Kudüs'teki mabede götürüldüğünü söylüyorsa da bayanlar baylar bu mabet daha önceleri Titus tarafından yıkılmıştı. Orada yazıldığı şekilde Mescid-ül Aksa olarak bilinen mabet 12. yüzyılda yapılmamıştır. Selahaddin onu cami haline getirmiştir. Bu mabet daha önceleri kilise olarak yapılmıştır. Cami haline getirilmesinden 2 asır önce kilise olarak yapılmıştır. Yani o tarihte bu sözde ilahi seyahatin yapıldığı tarihte orada böyle bir yer yoktu. Onun için Müslümanlara bu mabedin o yıllarda orada olmadığını söylemek istiyorum. Antik çağlar tarihçisi Faslı Ebi İsa, dünyada dine inanan ilk topluluğun Sabalılar olduğunu söylemektedir. Lisanları Suriye lisanıydı. Bu tarihçi Adem'in de bu lisanı konuştuğunu söylemektedir. Saba yine aynı Saba Koş'un oğlu, Hen'in oğlu, Lahun'un oğlu. Çok eski tarihlerde Sabalıların mabetleri vardı. Tek tanrıya taparlardı ve günde 7 kere ibadet ederlerdi. Müslümanlarsa 5 kere ibadet ederlerdi.
takip etmektedirler. Sabalılar yılda 30 gün oruç tutmaktadırlar. Müslümanlar da aynı şekilde yılda Ramazan'da 30 gün oruç tutmaktadırlar. Sabalılar oruçlarını gün batarken açarlardı. Bugün Müslümanlar da aynı vakitte açmaktadırlar. Doktor Ahmetşer benim bir arkadaşım. Hem Müslümanları hem Hristiyanları ilgilendiren bir teoloji kitabı yazmıştır. Bu yazar bazı tarihçilerin sabah melikesi Belkıs hakkında yanıldıklarını yazmaktadır. İslam'daki tutarsızlıklar. Birincisi bilimsel yanılgıdır. Size Arapça olarak okuyorum. Şimdi şunu dinleyin. Hatta iza balagha maghrib ash-shams wajada taghrib fi aynin hamim. Biz güneşi sizin için düzenleyinceye kadar güneş değişken bir bağın içerisindeydi. Muhammed'in çağının bazı inançları dünyanın değişken bir bağ içinde olduğuna inanıyordu. Yine o çağın inanışlarına göre Büyük İskender ki bunun Arapçası Zülkarneydir ve iki boynuzlu demektir. Allah tarafından ilahi bir şekilde gönderildiği farz olunan kitap Büyük İskender'in peygamber olduğunu söylemektedir. Nahl suresi 15 ve 16. ayetlerinde şunları gör. Yeryüzünde sarsılmayasınız diye sabit çapalar sizin tercüme edilmiş Kur'an'ınızdaki gibi dağlar değil yarattık diyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinleyin. Hicr suresi. Bunun üzerine iblisin dışında bütün melekler hemen secde ettiler. İşte hacın kurallarından biri Mina'da şeytanlara taşla taşlamakmış. Muhammed'in görevinin bir çelişkisi daha. Kur'an Arapça bir kitaptır ve Araplar için gelmiştir. 14 asırdır onu hiçbir dille hiçbir kimse çevirmemiştir. Kur'an Arapçaydı ve bugün de Arapçadır. Oysa İncil dünya için gelmiştir ve tam 1800'den fazla dile tercüme edilmiştir. İbrahim Suresi 4. ayet. Kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. Muhammed gece ve gündüzün bütün yıl hemen hemen eşit olduğu bir bölgede yaşadı. Müslümanlar sabahleyin beyaz ipliğin siyah iplikten ayrıldığı vakitten güneşin battığı zamana kadar oruç tutuyorlardı. Fakat çok daha kuzeyde güneş haftalarca batmaz. Mesela Alaska'da, Ramazan boyunca güneş gökte bir daire çizer. Onun için Ramazan burada gözlemlenemez. Eğer Muhammed gerçekten Allah'ın peygamberi olsaydı, coğrafya bilgisi tam olur. Bir kısım Hristiyanlar, Müslümanların Ramazan esnasında gıdaya her zamankinden daha çok para harcadıklarını belirlemişlerdir. Bu ay bir oruç ayı değil, bir ziyafet ayı olmaktadır. Pekala, esirgeyen, bağışlayan Allah'ın sizi gün boyunca oruç tutturup, gece boyunca ziyafet çektirmekteki kazancı ne olabilir? İnsanın hürriyetiyle ilgili bir çelişki. Müslümanlar, insanın kaderinin daha doğmadan evvel sabit ve geri döndürülemez bir şekilde belirlendiğine, İnsanın kalbine veya alnına yazıldığına inanırlar. Kur'an'ın bazı kısımlarının insanların hürriyetlerini engelleyecek bir şekilde insanları açık bir kaderciliğe yönelttiği doğrudur. Muhammed'in takipçileri Allah'ın seven, özen gösteren, müşfik ilahi bir baba olduğuna ve bunun da onları hür bir manevi kişiliğe sahip kılan bir bilgileri yoktur. Tevbe suresi okuyoruz. Şöyle, bizden öncekilerin hiçbir Allah'ın bizler için çizdiği kaderden kurtulamadı. Kul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Another verse. Bunun tersine olarak yine Kur'an'da onlara söyle biz isteyeni bizim istediğimiz miktarıyla istediğini veririz. Dünya malı istiyorlarsa dünya malıdır. Ahiret için çalışıyorlarsa ahiret hayatını kazanır denilmektedir. Kadınların İslam'daki durumu poligami ve sınırsız boşanma. Nisa suresi 13. ayetinde şöyle denilmektedir. Eğer hata yapmıyorsam, burada doğru anlıyorsam, hoşunuza giden kadınlar da
2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. Eğer aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane almalısınız. Eğer Muhammed Allah'ın peygamberi ise ve en son ve en mütekamil ahidi getirmişse, niye Kur'an'da bir standart getirmek yerine bazı hak bağışlamalarında bulunuyor? İsa şunu beyan ediyor. İnsanları erkek ve kadın olarak iki ayrı cinsiyette yaratan Allah, eğer bir erkeğin 4 hanımı olmasını isteseydi, birden fazla havva yaratır. Gayet tabii ki. Müslüman kocalar, evet Müslüman kocalar, karılarını bir tek sebep bile göstermeksizin, evet bir tek sebep göstermeksizin, hatta uyarıda bulunmaksızın boşayabilirler. Kesin ve şartsız boşanma hakkına sahiptirler. Sadece karılarına kendilerini 100 kez boşadıklarını bildirirler. Hiçbir hakları yoktur. Buna kadınların yapacakları hiçbir şey yoktur. Kadınlara ayrılmış hiçbir hak yoktur. Sessiz olun lütfen, sessiz olun. Ben size şu anda uygulamanın ne olduğunu söylemiyorum. Fakat kitabın yazdığını söylüyorum. Lütfen sessiz olun. Lütfen sessiz olup beni dinleyin. Lütfen. Nisa suresinde 2 ayet vardır. Şuna dikkat ediniz. Çocuklarınızın nafakası ile ilgili olarak erkeğe 2 dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Evet. Bayanlar ve baylar, bu ne kadar şaşırtıcıdır, öyle değil mi? Evet, aynı surede şaşırtıcı olan bir ayet daha vardır. Buna dikkat etmelisiniz. 34. ayet. Allah'ın kimini üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın korunmasını emrettiğini, kocasının bulunmadığı zamanda da koruyanlar. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin. Yataklarında onları yalnız bırakın. Nihayet dövün. Bunun tersine Allah Hristiyanları, kocalar kiliseyi sevdikleri gibi karılarını da sevmelidirler ve onları sonsuza kadar tutmalıdırlar. Sözüyle yükümlü tutmuştur. Sevgili arkadaşlar, size şunu hatırlatmaktan memnunluk duyarım. Şu gayet enteresandır ki, Muhammed Mekke'deyken düşmanları tarafından sarılmış durumdaydı. Ve kendisine inananlara sadece bir nevi öğretmenlik yapıyor. Medine'de ise durum değişmiştir. Bakara suresi 256. ayetinde dinde zorlama yoktur denilmektedir. Oysa Muhammed kuvvetlendiği zaman, kendi ordularını kurduğu zaman durum değişmektedir. Muhammed kendi ordusunu kurup Mekke'yi kendi eski kabilelerini kuşattığı zaman Müslüman olmayanlara 3 seçenek tanımaktadır. İslam, haraç ödemek veya göç etmek. İşte bundan dolayıdır ki İslam'ın genişlemesi dinden ileri gelen gönüllü bir gelişme değil, ekonomik sebeplerden ileri gelen bir gelişmedir. Müslüman olmadığınız takdirde ağır vergiler ödüyordunuz. Onun için Müslüman olmanız gerekir. Kendinizi bu durumla karşılaşan birinin yerine koyunuz lütfen. Aileniz için neyi seçerdiniz? Söyler misiniz bana? Bunun için birçok Hristiyanlar seçimlerini hayatlarıyla ödediler. Evet, bunları hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Birçoğu ise kolay olan yolu seçtiler. Yani Müslüman oldular. Bu yolu seçenler ölenlerden daha fazlaydı.
Muhammed'in ölümünden 12 ay sonra ünlü komutan Halid bin Velid dinden çıkan kabileleri geri çevirmekte görevlendirilmişti. 1 milyondan fazla Ermeni, Hristiyan Ermeni 20. yüzyılın başlarında Müslümanlar tarafından katledilmişti. Bu tarihten beri gizli bir Ermeni örgütü bu katliamların karşılığı olarak bazı ülkelerde Müslüman liderlerini ve diplomatlarını öldürmekte ve katliamları anma günleri düzenlemektedir. Bu onların kin ve intikam duygularını dünyanın aklında tutmak için uyguladıkları bir metottur. Ama bu bir savunma yolu değildir. Bir de bugüne kadar devam eden 1 milyon kişinin öldüğü iki büyük Müslüman ülke olan İran ve Irak arasındaki savaş vardır. 20 Mart 1987 tarihinde yayınlanmış Harkum Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Mahmut ve Süleyman Ali tarafından yazılan kitabın 23. sayfasında şunlar yazılmaktadır. 1978 yılında Batı Sudan'da kadın ve çocuklar dahil 10 binden fazla Dinka vatandaşı öldürülmüştür. Aynı yılın 5 Kasım tarihli gazetelerinde yazan hikayelere bakıldığı takdirde 1973 tarihinde İslam yönetiminin iktidara gelmesinden ve Sudan'ın resmen bir İslam Cumhuriyeti olduğunu ilan etmesinden beri düzinelerle kişi öldürülmüş ve birçok kilise yakılmıştır. Aynı kitabın 78. sayfasında bahsedilen önemli bir husus da Nijerya'nın Kaduna şehrinde tam 130 kilise ve Hristiyan din görevlisi lojmanının evinin yıkıldığıdır. Tevbe suresi Musevi ve Hristiyanlarla ilişkileri şu şekilde düzenlemektedir. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ Söz verdikleri halde Allah'a inanmayanlarla savaş. Bir geleneğe göre Abbas ve Ayşe bile kan gütme hakkına sahip değil. Bu uygulama bazı Müslüman topluluklarında Ali İmran suresinin 83. ayetinden 90. ayetine kadar olan kısmına dayanılarak bu uygulamaya devam edilmektedir. Evet, bayanlar, baylar, Müslüman Arapların iddia ettikleri en büyük hususu Peygamber Muhammed'in ummiliği olduğunu fark ettiniz mi acaba? Evet, yanlış duymadınız. Kur'an onun için bu kadar muhteşemmiş. Muhammed'in hayatıyla ilgili uzmanların çoğu onun ummi olduğuna inanmaktadırlar. Bununla birlikte birçok delil bunun imkansız olduğunu göstermektedir. Muhammed'in ummi olduğunu ileri sürerek Kur'an'ın mucizevi olduğunu ispatlamak istemektedirler. Lütfen şu okuduğuma dikkat ediniz. Evet, tekrar ediyorum. Şu okuduğuma lütfen dikkat ediniz. Muhammed'in Mekkelilerle imzaladığı anlaşmadan bahsediyoruz. Muhammed bu anlaşmayı Mekkelilerin ısrarı üzerine kendi eliyle Muhammed'in Resulullah şeklinde değil de Abdül'ün oğlu Muhammed olarak imzalamıştır. Okur yazar olduğunu destekleyen ikinci bir olaysa 15 hanımından biri olan Ayşe'yi çağırarak kendi çok bitap olduğu için yazamadığı cihetle kendisinden sonra yerine geçecek halifenin adını yazdırmasıdır. Evet, üçüncü bir delilse Muhammed uzun bir süre deve kervanları tacir olarak çalışmıştır. O yüzden şu üç yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Okuma, yazma ve aritmetik. Şam'a birçok kere seyahat etmiştir. Dördüncü bir delilse para 1979 yılında Saint Catherine Manastırı'nda bizzat Muhammed tarafından imzalanmış manastırın hürriyetini garanti eden bir şahsi mektup gösterilmiştir. Bu da Muhammed'in okur yazarlığı hakkında gayet kuvvetli bir delildir. Nihayet size en kuvvetli ve gerçek olan bir delil de sunacağım. Bu da Kur'an'daki Alak suresidir. Evet, size şimdi buradan bir sure okuyorum. Beni iyi dinleyin. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insana min alak. İkra ve rabbukel akram, ellezi alleme bil kalem, allemel insana ma lem ya'lem. Buradan şu anlaşılmaktadır. Allah Muhammed'e okumasını söylemektedir. Ve Muhammed okumaktadır. Teorik olarak söylersek, bir insan okuyabiliyorsa ve fakat yazamıyorsa, Muhammed'in Allah'ı bu kuluna niçin kalemle öğretmek gibi yazma ile ilgili hususlardan bahsetmektedir. Merak ediyorum.
Bay Bidat'ın da bahsettiği kitapta Ayşe'nin Cebrail'in Muhammed'e üç kez ki bunlar arka arkaya gelmiştir, yaz dediği ve Muhammed'in de yazdığını söylediğinden bahsedilmektedir. Arapların, bizim Arap dünyamızın bu en büyük liderini, en meşhur, en muhteşem, en büyük liderini niye cahillikle, ümmilikle itham ettiklerini bir türlü anlayamıyorum ve hayatım boyunca da inanmam. Şimdi size bir şeyler sormak istiyorum. Kur'an'ı herhangi bir dilde okuyan, herhangi biri armoni eksikliğini tespit edememe hatasına düşmez. Arapça konuşan Müslümanlar, Kur'an'ın sadece Arapça metninin Allah'ın sözü gibi hissedebildiğini söylemektedirler. Arkadaşlar, size bazı şeyleri göstermeme müsaade edin lütfen. Size göstereceklerim, inanın sizin de ilginizi çekecektir. Evet, bu Arapça yazılmış bir Kur'an sayfasıdır. Sizi temin ederim ki içinizden yüzde biri bile bu sayfayı okuyamazsınız. Yukarıdan aşağıya kadar aynı şekildedir. Arapçada bir özelliği var, yoktur. Bunu bilmeden siz garaba, duriba ve darab ne demektir bilemez. Bunun yanı sıra Arapça dili uzmanları Kur'an'ın yazı tarzının Arapça ile yazılmış diğer kitaplardan üstün olduğunu söylemektedirler. Bu tamamıyla doğru olmamakla birlikte, bu eğilim tamamıyla doğru olmasa bile bir kitabın yüceliğini, o kitabın bir insanın akıllılığını veya bir kadının güzelliğini ne kadar iyi ifade ettiği, kapağının güzelliği veya o kitabın belakası değil, öğretisi, prensipleri, kavramsal mutevası teşkil eder. Kolay okunan bir kitap olarak Kur'an, Muhammed'in hayatı ve Kur'an hikayelerinden oluşmaktadır. Ve Muhammed'in karakteriyle 7. yüzyıl Arabistan'ın kültürünü yansıtmaktadır. Kur'an, edebi olarak eşsiz bir eser değil. Kur'an gibi pek çok klasik döneme ait şiir, edebi, eser, hatta bazıları çok daha eski olan pek çok edebi eser sayılabilir. Sanskritçe olarak İsa'dan 1500 sene önce yazılan lira, Kur'an'dan daha kalın. Aynı tabiattadır ve birçok kişi tarafından kaleme alınmıştır. Odessa ve İlyada adındaki Yunanca destanlarda büyük edebi eserlerdir. Peki ya Hammurabi'nin zaferlerini anlatan Gılgamış destanlar ne demek gerekir? Peki ya eski Mısır eserleriyle birlikte bulunan eserlere ne denir? Ya İsrail peygamberlerinin şiirsel yazılarına ne demek gerekmektedir? Bunlar da çok kıymetli mazlum eserlerdir. Bu şahsın bir şiiri. Muhammed'den önce Kabe duvarına asılan şiirlerden sadece biri. Ve Kur'an'ın 4 ayeti onun bu şiirinden alınarak Muhammed tarafından Kur'an'a konulmuştur. Kamer suresi 29, 31 ve 46. ayetler. Evet, bunları sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar size hepsini okuyorum ve İngilizceye çevirmiyorum. Beni iyice dinleyin. Hepsini Arapça olarak okuyorum arkadaşlar. Bu ayetler eğer kitaplar elinizdeyse bakınız. Lütfen. Ve oradan çıkarınız. That's the Quran. Umru'l Kays. Danat is-sa'atu wal shaqqa al-qamar. Verse 29. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Verse 46. وإذا ما غاب عني ساعة كانت الساعة أدهى وأمر. And then, بل الساعة موعد وهم الساعة أدهى وأمر. Arkadaşlar, bu okuduklarım şiirde yazılanın aynısıdır. Ve Umru'l Kays'ın bir kızı var. Umru'l Kays. Ve sure ortaya çıkınca babasının şiirinin nasıl olup da ölümünden 50 sene sonra Kamer suresinin başında yer aldığını öğrenmek istedi. Ve Umru'l Kays Muhammed'den önce yaşamıştır. Kur'an'ın Bay Didat'ın söylediği şekildeki meydan okumasına kendisinden önceki ve sonraki şairler bunu yapmışlardır. Evet,
Daha da ötesi, Kudüs'teki 4 araştırmacı grubu 16 yıllık bir araştırmayı tamamlamışlardır. Evet, şimdi bu araştırmadan size Arapça bazı metinler okuyacağım. Beni kesinlikle iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu çok önemli bazı konulara dayanıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhallezine amenu. إن كنتم تؤمنون بالله حقا فآمنوا به ولا تخافوا إن لكم عند الله جنات نزلا فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكم ثم لآتينكم نزلة أخرى وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلة العليا فقال له توما الحواري مولانا إنا لنملك من ذلك علما فقال له عيسى أنا هو الصراط إلى الله حقا ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلا ومن عرفني فكأنما عرف الله وإنكم منذ الآن تعرفونه وتبصيرنه يقينا فقال له فيليب الحواري مولانا أرنا الله جهرة تكفينا فقال عيسى أولم تؤمنوا بعد وقد أقمت معكم دهرا فمن رآني فكأنما رأى الله جهرا. Siz İngilizce bilmeyenler için bu metin John Gosbota kitabının 14. bölümünün 1 ila 6. cümlelerinden alınmıştır. Moreover, bunun da ötesinde güzel bir Arapça ile yazılmış dinsel şiirler başka bir grup tarafından da kaleme alınmıştır. Man arafa nefsehu arafa rabbahu. Bunun içinde bir dünyada sabit bir şey yok. Bu dünya ancak örümceğin zevk aldığı bir evdir. لَيْسَ لِلْدُّنْيَا تَبُوتْ وَاِنَّمَا الدُّنْيَا كَبَيْتٍ نَسَجَتْهُ الْعَنْكَبُوتْ. Verily, İnsan, insanın karakterini anlayamaz. Onu ancak kendi kendine var olan anlayabilir. Her şeyi yaratan odur. Onun yaratıkları onun nasıl anlayabilir? Kur'an'ın Arapçasının karmaşıklığını inkar etmeye hiç mahal yok. Kur'an'ın Arapçasını mütevazısının anlaşılabilmesi için bir Arap dili ve kültürü uzmanı tarafından açıklanması gerekmektedir. Bununla birlikte bu husus Arap şiiri içinde geçerlidir. Ben öğrenciliğim esnasında biraz şiir çalışmış ve Kabe duvarlarına asılan şiirlerden de bir kısmını ezberlemiştim. Bir süre önce bu tartışmaya hazırlanırken kendi kütüphanemde 40 yıl önce kendi el yazımla yazdığım bu şiirleri ihtiva eden defterlerimi buldum. Bir kez daha şaşırdım. Şimdi Kur'an'daki abartmaya gelelim. Evet, bu bir abartmadır. Bunu Kur'an'ı her inceleyen fark edecek. Süleyman'ın hikayesi bozulmuş ve abartılmıştır. Kutsal İncil bu konuda Süleyman'ın becerikli ustalar olan Tayil halkını mabedin inşasında istihdam edildiğini yazmaktadır. Kur'an, Enbiya suresinin 81. ve 82. suresinde şeytanların ve cinlerin bu işi yaptığını yazmaktadır. Bakara suresinde Uzeyr'in eşiğini ölümlerden 100 sene sonra sürdüğü bildirilmektedir. Hadi insanın dünyaya yeniden geldiğini kabul edelim. 100 sene önce ölmüş bir eşeği nasıl sürecekti? İncil şunları söylemektedir. Allah Sina Dağı'nda insanları değişikliğe uğrattı. Maide suresinin 60. ayetinde Allah insanları maymuna çevirdi denilmektedir. Kur'an'da şöyle denilmektedir. Allah katında bundan daha kötü bir karşılığın bulunduğunu size haber vereyim mi de Allah kime lanet ve gazap ederse, kimlerden maymunlar, domuzlar kılarsa işte onlar yeri en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır denilmektedir. Buna göre de Muhammed reenkarnasyona inanıyor gibi gözükmektedir. Kur'an Allah'a yeni bir inkılabını getirmiş midir? İnkılap insanların o ana kadar tabi olarak bilmediği yeni bir gerçeğe getirilmesidir. Mesela insanlar 6 günün sonunda yaratılmadığı için Allah Musa'ya detaylı olarak insanların menşelerini açıklamıştır. Aynı şekilde Kur'an'da insanlara geçmişleri ve gelecekleriyle ilgili bazı sorular yöneltilmekte ve bu sorulara cevaplar verilmektedir. Fakat bu cevaplar geçerliliği ispatlanabilmiş cevaplar değillerdir.
Kur'an'daki Allah, yaratılış, peygamberler ve her ne varsa bunlarla ilgili öğretiler Muhammed'in kendisinden çok önce söylenmiş şeylerdir. Muhammed yeni hiçbir şey getirmemiştir. Belki de Muhammed'in getirdikleri, belki de ilk peygamberlerinkinden bile yeni bir ahit değil ve yeni bir ilahi inkılabın şartlarının hiçbirini yerine getirmemektedir. Teorik olarak otoriteler bir inkılabın inkılap olarak sayılabilmesi için 6 şartın aranması gerektiğini ileri sürmektedirler. Evet, şimdi arkadaşlar bunları size tek tek sayıyorum. Evet, bunlardan birincisi insanlığın ruhunu ve iç mutluluğunu tatmin etmelidir. İkincisi insan aklındaki vicdan duygusuna az çok uygun olmalıdır. Ve üçüncü olarak da Allah'ı özellikleriyle tanımlamalıdır. Bunları tekrarlıyorum. Birincisi insanlığın ruhunu ve iç mutluluğunu tatmin etmelidir. İkincisi insan aklındaki vicdan duygusuna az çok uygun olmalıdır. Üçüncüsü Allah'ı özellikleriyle tanımlamalıdır. Dördüncü olarak insanın Allah'ın birliği konusundaki fikrini tasdik etmelidir. Beşinci olarak gözlem yolunu açık bırakmalıdır. Altıncı olarak Allah'ı kitabıyla, peygamberiyle ve bizzat kendisi olarak tanımlamalıdır. Ne Muhammed ne de Kur'an bu altı gereksinimin tamamını yerine getirmemektedirler. Kur'an bunun dördüncüsünü kısmen yerine getirmektedir. Belki de bir altıncısını. Evet, bu böyledir. Müslümanlar Kur'an'ın bir kısım baskılarının sonradan ilave edilen bazı ayetler nedeniyle bozulduğuna ve geçersiz duruma geldiğine inanmaktadırlar. Kesinlikle bu böyle. Bayanlar ve baylar, şu hususa dikkatinizi çekmek isterim. Bu söyleyeceklerim Muhammed tarafından Bakara suresinin 106. suresinde söylenmektedir. Şimdi size bunları okuyacağım. Lütfen dinleyin. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmelisiniz. Evet, Tevbe suresi denilen surede ise 124 ayettir. Asıl olarak toleransı arttırmaktadır. Ayşe, Ahzab suresinin Muhammed hayattayken 120 ayetten ibaret olduğunu, Muhammed'in ölümünden sonra Osman Kur'an'ı bir araya getirdiğinde surede sadece 72 ayet kaldığını bildirmiştir. Evet, bu doğrudur. Elimizdeki Kur'an'ların pek çoğu da farklı sayılarda ayetler içermektedir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ahzab suresi de en fazla ayet sayılarını içeren bir suredir. Bu durumda yani bu probleme duçar olmuş 40 adet sure vardır. Bu da gayet tabidir ki kabul edilemeyen bir durumdur. İslam teolojisinin bu durumu karşısında İsa'nın Matiyas 5:72-90 cümlelerinde söylediklerini size okumak istiyorum. Ben bir inancı ya da peygamberi imha etmek için gelmedim. Fakat onları tamamlamak için geldim. Ben ona cennetin krallığında en ufak olduğunu söylemek için geldim. Fakat bu kitapta
insanı cennet krallığının en büyüğü olarak kabul görüyor. Kıble meselesine gelince şu şaşkınlık vericidir ki Muhammed Mekke'deki ilk takipçilerine ibadet ederken yönelecekleri yön yani kıble olarak Kabe'yi göstermişti. Daha sonra Medine'ye hicret ettiğinde bunu değiştirerek buradaki muhtevi kişilerin etkisiyle kıble olarak Kudüs'e yönelmelerini istemişti. Yeteri kadar şaşırtıcı öyle değil mi arkadaşlar? 17 ay sonra sadece 17 ay sonra Allah Muhammed'e emrederek ikinci kez Mekke'ye dönülerek ibadet edilmesini istedi. Bundan sonra o ana kadar yönelilen Kudüs'e doğru değil de tekrar Mekke'ye doğru yönelecekti. İnsan hata yapar bayanlar paylar ve onu düzeltmek gerekir. Fakat bu Allah için geçerli olan bir şey değildir. Allah sonsuz bilgiliğe sahiptir. Kendi kendine yeterlidir. Öyleyse şunu sormak gerekir. Değişiklik sisteminin geçerli olması için Allah'ın iki Kur'an'ı mı vardır? Bir de şunu sormamız gerekir. En'am suresi 34. ayetindeki sarih beyanda ne denilmek istenilmektedir? Meali şudur. Allah'ın sözlerinde ve beyanlarında hiçbir değişiklik yapılamaz. Müslümanlar Kur'an'ın aslında cennette muhafaza edilen tabletlerde yazılı olduğuna inanırlar. Bu inanç da aslında İncil'den alınmıştır. Çünkü İncil'de kitabın tabletlerde yazılı olduğu ve sözlerin Allah'ın sözleri olduğu yazılmaktadır. Muhammed sureleri Cebrail vasıtasıyla aldığını söylemektedir. Bu onun amaçlarına uymaktadır. Öğrencileri de buna inanmaktadırlar. Sureler cennetten gelmekte. Onların amaçlarını tatmin etmekte. Şüphelerini gidermektedir. Ama bu hatalıdır. Uygulama etkilenmiştir. Bütün çevre bu inançla bağlanmıştır. Ve çevredeki topraklarda esirgeyen, bağışlayan Allah'ın emriyle bu dine katılmıştır. Şimdi size soruyorum. Kur'an Arapçasındaki hatalar siz Arapça konuştuğunuzu söylüyor. Şimdi buna bakalım. Evet, Müslümanlar Arapça Kur'an'ın Allah'ın sözlerinin en mükemmel ifade edildiği yegane yer olduğunu ifade ederler. Bunun için Kur'an'ın ancak Arapça şeklinin asıl yetkiye ait şekli olduğu söylenir. Ve sizinle Arapça konuşup anlaşmayan birçok Müslüman Kur'an'ın birçok suresini ezberebilirler. Bununla birlikte Muhammed'in kitabına bakarsak, bugünkü yaşayan Arapça sözlüklerine göre bile Kur'an'da pek çok yabancı kelime yer aldığı cihette Allah'ın bir lisan eksikliğine sahip olduğunu kanaatine varabiliriz. Yabancı kelime, Firavun, bu kelime Mısır lisanından gelmiştir. Adem, Arkadya lisanından gelmektedir. Beşer, Arapça insan olmalıdır. İbrahim, Asur dilinden gelmiş. Parçadan gelen Harut, Marut, Sırat, Hor, Cen, Firdevs. Süryani dilinden Tabut, Davut, Melekut, Zekat. İbrani dilinden Kabir, Sekine, Cehennem, Maud. Yunanca'dan İncil, Bişar, hepsi bu kadar da değildir. Bu kitap Mısırca, Asurca, Arkadça, Farsça, Süryanice, İbranice ve Yunanca kelimeler ihtiva eden Arapça Kur'an'dır. Kesinlikle böyledir. Tam 7 lisan. Arapça okuyan biri de şu surelerde açık hatalar bulacaktır. Bakara suresi 177 ayetindeki Sabir'in sözü eğer Arapça biliyorsanız Sabirun olacaktır. Yine Âlâ suresinin 160. ayetinde şöyle yazar. Suratul Nisa 162. Nisa suresindeki 162. ayet. Then evet şöyle olmalıdır. Daha sonra Maide suresindeki 69. ayet daha doğru bir Arapça ile olmalıdır. Tevbe suresinde ise çoğul şekliyle olmalıdır. Bu hatalar Arapçadaki büyük hatalardır. Arapçada büyük bir hatadır. Arapça dil bilgisi ve yerine
varlardı ve vardılar kelimelerini kullanılır. Kur'an'da olduğu gibi olacaklardı. Kelimesini kullanamaz. Evet efendim. İbrahim'in babası da Kur'an'da En'am suresi 74. ayette yanlış olarak Azer olarak adlandırılmıştır. Bununla birlikte Kur'an'da çok önce gelişmiş bulunan İncil onu doğru olarak Tara olarak isimlendirmektedir. İbrahim, Kur'an'da İbrahim'le ilgili hataların özetine gelince İbrahim'in iki oğlu yok, 8 oğlu var. 25. kısım, 2 karısı yoktur, 3 karısı vardır. Mekke vadisine inmemiştir, Hebron vadisine inmiştir. Bu yer Arapça ismiyle El-Halil olarak bilinmektedir. Allah'ın arkadaşı. 11. kısmın bölümleri ise İbrahim'in şehrinin Kaldiya'daki Ur olduğunu, Mekke olmadığını belirtmektedir. Mısır'da uzun yıllar kalmalarına rağmen İbrahim ve İsmail'in Arabistan'a gelerek Kabe'yi inşa ettiklerine dair hiçbir kanıt yoktur. Evet, tekrar ediyorum. İbrahim ve İsmail'in Arabistan'a gelerek Kabe'yi inşa ettiklerine dair hiçbir kayıt yok. İlgilenenler için Saffat suresinde biz İbrahim'i kurban etmesi için bir oğul verdik denmektedir. Bu oğul Kur'an'da İsmail'dir aslında. İncil ise bu oğlu İshak olarak belirlemektedir. Araplar ilk ataları olarak Higa vasıtasıyla İbrahim'i göstermektedirler. İbrahim ilk atalarıdır ve İsmail bir altındadır. Yani onun oğludur. Bay Didat'ın sorusuna gelince, benim köklerim Suudi Arabistan halkının pek çoğunun atası olan Çkok'tan Kahta'ya gitmektedir. Bununla birlikte Arapların ilk atası bu şahıstır. Kitabın 25. bölümüne göre ismi Arapça olarak Kahtan, İngilizce olarak da Koktan'dır. Arabistan'da oğul isimleri bugüne kadar Saba, Hadramut, Ofur, Hafila gibi coğrafi bölgelerden alınmış isimlerdir. Üçüncü bir kol İbrahim'in yeğeni Lata'dan gelmektedir. Dördüncü bir kol, 26. bölüme göre Yakup'un ikiz kardeşinden gelmektedir. Fakat birçok kişi Kaptura kolunu unutmaktadır. İbrahim, Sara'dan sonra bir kadınla evlenmiştir. Ve ondan olan 6 oğlu, Arapların çocuğunun atası konumundadır. İbrahim, Arap olan sadece bir hanıma sahiptir ve bunu çocukları Arapların 4 atasını teşkil eder. İsmail'in çocukları ile İshak soyundan gelenler arasında mücadele sürüp gitti. İbrahim'in ilahiliği yerine bunlara kan davası intikal etti. Ne İsmail ne İshak dünyaya barış getiremedi. Fakat İncil'in belirttiğine göre İbrahim, İsa'nın barış getireceğini biliyor. Daha doğrusu kimin İsa olacağını biliyor. İsmail hakkında da bu şahane gerçeği bilmeniz lazım. Şimdi beni iyi dinleyin sevgili arkadaşlarım. İncil'e göre İbrahim, Allah'a İsmail benden sonra benim yerime geçecek dedi. Allah hayır dedi. Karın Sara sana bir oğlan doğuracak. Adını İshak koyacaksın ve ben onayımı ona ve onun soyuna vereceğim dedi. Allah İsmail'e mi söz vermişti acaba? Bu husus tamamıyla yanlıştır ve düzeltmek gerekmektedir. Allah ben İsmail'i kutsayacağım, onu kamil kılacağım. Soyundan büyük bir millet gelecek. Fakat onayımı İshak'a vereceğim demiştir. Arapların 4 tane hatası var. Birincisi, Araplar tamamen kutsanmış olduklarına inanmaktadırlar. Evet, ikincisi 174 milyon Müslüman Arap vardır. 14 milyon da Hristiyan Arap vardır. Üçüncüsü, gelişmeleri gerekmektedir. Araplar 7 ile 12. yüzyıllar arasında İslam İmparatorluğu gerçekleştiğinde göçmen bir millet haline gelmişlerdir. Musa, bunu dinleyin. Su verir misin? Kur'an Musa'nın Firavun karısı tarafından evlat edilildiğini söylemektedir.
İkincisi Kur'an Jimenez Beyo'nun bir arkadaşı olarak tanımlamaktadır. İncil ise Aston faslında Himeni bir yıl sonraya koymaktadır. Üçüncüsü Kur'an Allah'ın Musa'ya Tur Vadisi'nde göründüğünü yazmaktadır. İncil ise Tor Dağı'nda gördüğünü yazmaktadır. Dördüncüsü Kur'an Kubbetü's Sahra Mabedi'nin İsrailoğulları tarafından yapıldığını yazmaktadır. İncil ise Harun tarafından yapıldığını yazmaktadır. Beşincisi Kur'an Musa tarafından kurban edilen ineğin sarı olduğunu yazmaktadır. İncil ise kırmızı olduğunu belirtmektedir. Bunlar Kur'an'la eski ayet arasındaki çelişkilerden sadece birkaçıdır. Şimdi İsa'nın annesi Meryem için Kur'an'da yapılan en ciddi hata onu Harun'un kız kardeşi olarak göstermektedir. Burada kesinlikle ve geri dönülmez şekilde bir karışıklık vardır. Meryem suresinin 19 ila 27. ayetleri arasını incelediğimizde şunu görürüz ki Kur'an şunları demektedir. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu yanlışlığa gelin hep birlikte bir son verelim. Şu okuyacaklarımı dikkatlice dinlemenizi istiyorum sizden. Beni iyice dinleyin lütfen. Jacob'e Livan'ın kızıdır ve Mısır'da doğmuştur. Harun ve Musa ile kız kardeşleri Meryem'leri doğurmuştur. İslam teolojisi bütün bu ilişkileri basitleştirmiş ve Kur'an'da Harun ve İmran ailesiyle Meryem'in ilişkisini izah etmekte zayıf kalmış ve tatmin edici bir açıklama yapmamıştır. Bu Kur'an hatalı kimliği tarihsel bir gerçektir. Birinci bölüme bakarsanız neden olduğunu siz de çok iyi görürsünüz. Şimdi İsa ile ilgili kısma bakalım. Meryem suresinin 21 ve 22. ayetleri İsa'nın mucizevi doğumunun açık arazide olduğunu söylemektedir. İşte burada kitabım var. Evet. Bu kitapta Meryem çölde sıcaktan çok bunalmışken bir hurma ağacı gördüğünü ve onun gölgesini görerek onun altına gittiğini yapıyor. Evet, size gösteriyorum. Evet, bu kitap. Meryem çölde sıcaktan çok bunalmışken bir hurma ağacı gördüğünü ve onun gölgesini görerek onun altına gittiğini yapıyor. Evet, şimdi İsa ile ilgili hikayelere gelelim. Kur'an'da İsa ile ilgili olarak birçok fantezi ve hikaye dolu. Meryem suresi 29 ile 30 ayetlerinde şunları söylemektedir. Dikkatlice okuyor. Evet, bunun anlamı Meryem çocuğu gösterdi. Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. Çocuk, ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Sadece Allah yaratabilirdi. Oysa burada bir de meleğin eli vardır. Burada sözü geçen Mısır'dan 2. yüzyılda Arabistan'a gelmiş İsa'nın doğumuyla ilgili bir hikayeden doğrudan doğruya alınmıştır. Kesinlikle yalan yoktur. Hepsini bu kitaptan okur. Bir diğer hikayede Ali İmran suresinde anlatılmaktadır. Burada İsa elinde yaptığı kuş şeklinde can vererek onu kuş yapmaktadır. Sadece Allah yaratabilirken İsa ne olacaktır? İsa'nın durumu nedir? Bu Kur'ansal hikayenin kaynağı da işte Mısır'dır. Bu Mısır hikayesinde İsa elinde 12 papağan yaratıp uçurmaktadır. Hiçbir kaynak İsa'nın hayatıyla ilgili hikayeleri İncil kadar iyi veremez. Evet, şimdi tekrarlıyorum sevgili arkadaşlarım. Meryem çocuğu gösterdi. Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. Çocuk, ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı.
anlatılmıştır. Bir diğer hikayede Ali İmran suresinde anlatılmaktadır. Evet, burada İsa elinde yaptığı kuş şeklinde can vererek onu kuş yapmaktadır. Evet, sadece Allah yaratabilirken, İsa ne olacaktır? Evet, şimdi bayanlar baylar, lütfen beni iyi dinleyiniz. Kur'an, Kur'an'ı okuyan biri, Allah Kur'an'ları peygamberler hakkında bir kısım bilgiler öğrenirse de burada bir şeyler eksiktir. Bu da bir insanın Allah'ı nasıl memnun edeceğidir. Kur'an şahsi muzaffiyettir. Allah da dev bir zeka, istek ve insanın uymak zorunda olduğu bir kanun sanmaktadır. Bunun hiçbir istisnası yok. Allah bir general gibidir. İnsanlar onun oğlu olmaktan ziyade kullarıdırlar. Müslümanlar günde 5 vakit kelime-i şehadet getirmektedirler. Yılda 1 ay oruç tutmaktadırlar. Mekke'ye gitmektedirler. Bu da onlara cennetin kapısını açmaktadır. Buna rağmen geçen sene bir Müslüman lider Allah yolunda ölebilirim demişti. Ben bunu pek anlayamıyorum. Bu bir Müslüman için en büyük şereftir. Er veya geç, yaşamaktan bıktığımız zaman veya yaşlandığımız zaman bunu hepimiz isteyebiliriz. Günde 5 defa ibadet etseniz de, diğer her türlü şartları yerine getirseniz de, günahlarınızı kim ve nasıl ödeyecek? İslami ibadetlerinizin geçerli olduğunu düşünsek bile, şimdi bir örnek verelim. Biriniz size 15 bin pound borcu var. Fakat bütün mal varlığı ancak bunun 10 bin pound'unu ödeyebiliyor. Geri kalanını kim ödeyecek o zaman? Eğer edecekseniz polis onu yakalayacak. Özür dilerim bayım diyecek. Özür dilerim. Fakat limitlerim bu kadar. Vesaire, vesaire, vesaire. Şimdi yine bir örnek verelim. Bu adam kızınızı kaçırmış, tecavüz etmiş ve öldürmüş. Hapse düşmüş. Özür dilerim. Hata yaptım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Beni lütfen affedin diyor. Onu gitmesi için bırakır mısınız? Söyler misiniz bana? Onun gitmesi için bırakır mısınız? Allah'ın kutsal inciliğine göre günahlarından ötürü ölecek. Evet, bunun için günahlarımızı kim ödeyecek diye sor. Niye bizim günahlarımız diyoruz? Niye bizim günahlarımız diyoruz? Çünkü Allah öyle söylüyor, öyle emrediyor. Herkesin günahı vardır. Ama nasıl? Dünyanın kuruluşlarından beri, Adem'le Havva'dan beri, kendi tercihimizle, iyiliğimizle, işaretle vesaire hiç yalan söylediniz mi acaba? Evet, size soruyorum. Kendi isteğinizle hiç yalan söylediniz mi? Bayanlar ve baylar. Eğer yalan söylediyseniz, lütfen elinizi kaldırın. Şimdi, kısacası suç işleyen mahkum olmak zorundadır. Evet, suç işleyen mahkum olmak zorundadır. Hakimler, mahkemeler, kural ihlal edenleri mahkum etmek zorundadır. Bu böyle. İşte bunun gibi. Adalet ve Yüce Allah bizim günahlarımızın ödenmesini ister. İslami inançlara göre yapılan iyi işler günahlarımızı karşıladığı takdirde durum gayet iyidir. Karşılamadığı takdirde İslam inancına göre insan boyun eğip yapılan iyi şeylerin yanında oturmayı gerektirmekte, onun sistemine inanıp karşılıksız selametten yararlanmayı düşünmektedir. Peki bunun için ne gerekmektedir? Çözüm dinle bulunmamaktadır. Mekke'de bulunmamaktadır. Roma'da bulunmamaktadır. Bunu lütfen kesinlikle iyi düşünün. Çözüm ne dindedir, ne Mekke'dedir, ne de Roma'dadır. Sadece İsa'da bulunmak.
arkadaşınızdır demiştim. Evet, doğru söylüyorum. Çünkü o sizi sevmektedir. Özetliyorum. Evet, Kur'an Allah'ın sözüdür. Evet. İsa saçlarınızı domuzların önüne atmayınız der. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Anlaşılma oldu. Doktor Şuruş, başta bahsettiğimiz 15 dakikalık tartışma süresini de kullanmıştır. Evet, şimdi Bay Didat bu 15 dakikalık tartışma süresini de kullanacak. 75 dakika. 75 dakika bir örnek gösteremez. Bu kitabın %75'i bunun kopyasıymış. Ama bir tek örnek gösteremedi. Kopya ne demektir? Sil benzerliği ne demektir biliyor musunuz? Bakınız, Hristiyanlar ve Yahudiler ne yapıyor? Alkışlamaya hiç gerek yok bence. Çünkü hiçbiriniz bütün cevapları bilmiyorsunuz. Bildiğiniz takdirde Allah olmanız gerekir. Doktor Şoruş, Muhammed ümmi değildir diyor. O okur yazar biridir diyor. Ve İslam tarihini baştan yazıyor. Hudeybiye'de Muhammed niye bu sözü değiştiriyor? Çünkü orada Kureyşlilerle müşriklerle anlaşma yapıyordu. Orada olanlar bu lafı kabul etmiyorlardı. Muhammed Resulullah lafını kabul etmedikleri için savaş yapıyorlardı. Onun için Muhammed bin Abdullah yazdı. Görüyoruz. Bu tip tartışmalar için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Konu konu, nokta nokta tartışmalıyız. Hiçbir konuyu gözden kaçırmamalıyız. Aksi takdirde bu tartışmalar vıdı vıdı, vıdı vıdı şeklinde cereyan eder. Evet. Eğer tartışmaların bir dayanağı olmazsa, birbirimizi iyi dinlemezsek ve bu tartışmaları eğer gerektiği gibi yapmazsak hiçbir sonuca varamayız. Kesinlikle. İyi akşamlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد